Sağ ol Yasemin'cim. Rica ederim. Gel oğlum. Gel anneciğim. Ben haber veriyorum Halit Bey'e. Tamam. Çok sıcak burası, çıkar. Çıkar, piştin. Evet. Benim oğlum her şeye cevap verir ya. Of. Gel anneciğim. Gel, 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 gel. Girmiş telefon. Niye bakıyorsun annen sürekli telefonla değil mi? Ay. Geldi babası. Yıldız. Kerim. Ne haber? Aa, tanıştınız mı? Yo, tanışmadık. Kerim Bey, şirketimizin yeni CEO'su. Oğlum. Sen lisesizsin böyle bakayım. Oğlum, vay vay vay, gel kardeşim. Yıldız ben. Memnun oldum. Ben de. Bu da benim oğlum Halitcan. Maşallah sana Halitcan. Sen ne kadar güzelsin böyle. Oh. Merhaba de. Oğlum merhaba de. Maşallah sana. Annesine benziyor. Ya, genelde bana benzetirler ama. Yok yok, bana benziyor. Kerim Bey, sizin odanız yan tarafta. Hazırlandı hatta, geçebilirsiniz. E oldu o zaman. Ben odama geçeyim, yanlış geldim zaten. Sizi baş başa bırakayım. Halitcan, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kim bu çocuk? Söyledim ya, şirketin yeni CEO'su diye. Ha, Şayka mı işe almış? E, herhalde tek yetkili o. Anladım. Annesi, sen bana bayağı kilo aldırıyorsun ha. Senin neyin var? Moralin mi bozuk? Yo. Yok bak, seni görmeye geldik. Hoştan oğlum. Sana soracakları var, onunla. Hadi gel bakalım. Oğlum. Oğlum. Anneye üzülüyorsun değil mi? He? Şş, bana bak bana. Cevap ver bakayım. Ne? Ne? Haluk Bey, siz buralardan ayrılmayın. Abim acı haberi öğrendiğinde ben burada olmasam daha iyi. Tamam Şayka. Güzel bir gün oluyor. Hayalet görmüş gibisin Şahika. Senin bu kadar erken beklemiyordum, ona şaşırdım. Öyle mi? Hülya kadardı. Birazdan Kaya gelecek ve ona bütün her şeyi anlatacağım. Ben bir şey yapmadım Ender. İşin bitti. Bu kadar ileri gitmenin cezasını ödeyeceksin. Ben bir şey yapmadım diyorum. Neden bahsettiğini de anlamıyorum. Birazdan anlarsın. Baba Şahika. Ver. Odamda konuşalım lütfen. Okey. Konuşalım. Ama sonuç değişmeyecek, bunu bil. Sağ olun. İyi. Motor senin mi? Aha, benim. Hayırdır inşallah? Yok yok, bir şey. Sadece soru soracağım bir iki tane. Ne oluyor? Anlatır mısın bana? Neyle suçluyorsun yine beni? Senin gibi
planlar yapan bir kadın için fazla sıradan konuşuyorsun Şahika. Araban takla attı, haberim yok deme. Öyle mi? Haberim yoktu, geçmiş olsun. Yani illa ispat et diyorsun, öyle mi? Okey. Memnuniyetle. Ablacığım. Misafirimiz yanında mı? Yanımda tabii. Yanımda olmaz olur mu? Gel bakalım sen şöyle. Gel de bir Şahika Hanım seni görsün ha. Bu adamı tanıyor musun? Hayır. Hayatımda ilk defa görüyorum. Bak ne diyor Cener. İlk defa görürsün tabii. Çünkü senin adamın Haluk bu arkadaşla konuşmuş. Şahikacığım, bundan sonra tuttuğunuz adamlara dikkat edin. İki kuruşa sattı. Tamam Ender, uzatma. Kapat artık şunu. Peki Cener'cim, acaba motosikletli arkadaşın dediklerini kaydettin mi? Kaydettim ablacığım, kaydettim tabii. Kaydetmez olur muyum? Tamam canım, görüşürüz. Bye bye. Sen beni aptal mı sandın? Hı? Toplantıya senin arabanla gitmem için adamlarına benim arabamı kurcalattığını bilmiyorum mu sanıyorsun? Hı? Kim bu herif bu saatte ya? Hoş geldiniz Caner. Hoş bulduk. Caner'cim hoş geldin, gel. Bulduk ablacığım, kusura bakmayın geciktim biraz. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Tamam. Hoş geldin Caner. Ablacığım, iki dakika bir gelir misin benimle? Omzumda sırtımda bir şey çıkmış, çok acıyor. Bir bakar mısın? Aa. Gel, hayırdır? Gel sen, gel. Fatma, Caner'in bir balığını koyar mısın? Tabii efendim. Ne oldu bakayım? Aa. Allah Allah. Abla yok bir şey, öyle bir şey değil. Ne oluyor? Ne oluyor ben de bilmiyorum ama içime bir kurt düştü. Ne oluyor Caner? Ben şimdi gelirken... Aklın sıra hiç iz bırakmadan benden bir trafik kazasıyla kurtulacaksın, öyle mi? Olacakları bildiğim için arabadan indim. Allah'tan şoföre hiçbir şey olmadı. Kaptan! Kaptan! Kaptan iyisin değil mi? Ben şimdi ambulans çağırıyorum. Ambulans çağırıp geleceğim. Tamam şey peşindeyim. Motor peşinden gidiyorum ben. Seninle bir anlaşma yapalım Ender. Anlaşma. Hı hı. Sen benim için ne yapabilirsin ki? Senin bütün foyan meydana çıktı. Bundan sonra olacakları da göreceksin Şahika. Okey? Bye bye. Ender, teklifimi duymadan karar verme. Öyle mi? İlla eğlenelim diyorsun yani. Evet, dinliyorum. Susman karşılığında sana hisse veririm. Ne? Evet, doğru duydun. Biliyorsun. Benim bu hayattaki en değerli varlığım abi. Onunla aram bozulmasın diye her şeyi yaparım. Eğer susarsan, abime hiçbir şey söylemezsen... %5 Argun Holding hissesi senin olur. Sen bana hisse vereceksin burada, ha? Abime hiçbir şey söyleme, hisseni al. Ve herkes kendi yoluna gitsin, olur mu? Birbirimizle uğraşmayalım artık, tamam mı? Yani... Resmen bana rüşvet teklif ediyorsun. Kabul ediyor musun, etmiyor musun Ender? Onu söyle. Düşüneceğim Şahika. Bu arada teslim etmen gereken dosyayı neden edemediğimi bir zahmet Kaya'ya açıklarsın. Dosya arabada mıydı? Evet. Tamam, onu bir şekilde halledeceğim. Sen teklifimi düşün. Düşüneceğim dedim ya Şahika. Düşüneceğim. Allah kahretsin.
Aşkım. Ne haber canım? Çok iyiyim. Nasıl geçti dava? Bir sonraki duruşmaya kaldı. Ertelendi. Hayırlısı artık. Yani, ne yapalım? Sen ne yaptın? Halledebildin mi işleri? Ha, hallettim. Benden başka bir şey istemeyeceksen odama geçiyorum. Caner gelecek birazdan. Tamam, sonra görüşürüz. Bye bye canım. Hadi. Haluk Bey, bulduğunuz adama bakın. Fazla parayı görünce iki dakikada bizi satmış. Ben de anlamadım Şahika Hanım. Çok güvenilir bir adamdı. Bu yaptığınız hatanın nelere mal olduğunun farkında mısınız acaba? Merak etmeyin efendim, telafi edeceğim. Nasıl telafi edeceksiniz? Ha? Olan oldu zaten. Arabayı bozduğumuzu bile anlamışlar. Hepsinin işini bitireceğim. Haluk Bey, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Olan oldu artık diyorum. Bu saatten sonra adamları öldürseniz ne işe yarar? Bakın, eğer bir daha en ufak bir hata yaparsanız sizi eski patronunuzun yanına yollayacağım. Ve hiç şakam yok biliyorsunuz. Şimdi çıkabilirsiniz. Kabus gibi. Alo. Efendim Yıldız. Ender, seninle konuşmamız lazım. Anlatacaklarım var. Buluşalım. Ay Yıldız, senin de derdin hiç bitmiyor ha. Neler uğraştığımı bir görsen burada. Olsun canım, uğraş. Öbür türlü sen sıkılırsın. Halitcan'ı eve bırakacağım. Sonra kafede buluşalım, tamam mı? Okey. Tamam, gelirim. Bekle. Hadi görüşürüz. Bye bye. Abicim. Ne haber Şahika? İyiyim. Sen iyi misin peki? İyi, fena değil. Yüzüm biraz asık gibi geldi de merak ettim seni. Yok, biraz yorgunum sadece. İçer misin su? Çok iyi olur. Yeni CEO'muzla tanıştın mı? Ha evet, tanıştım. Nereden buldun ya sen o çocuğu? CV'sine baktım sözleşmesini hazırlarken. Gayet yetenekli birine benziyor. Yani finans işinde falan da iyiymiş. Aslında ben bulmadım. Yani biz birbirimizi bulduk desek daha doğru olur. Nasıl yani? Yani bir restoranda tesadüfen karşılaştık ve ben onu görür görmez kaçırmamam gereken birisi olduğunu anladım. Nasıl ya? Sen adamla restoranda tanıştın, sonra kendine CEO yaptın. Böyle mi oldu yani? Hayır, tabii ki öyle olmadı abi. Yani daha önceden tanıdığım, iş başarılarını bildiğim birisiydi. Tanıştıktan sonra iyice araştırdım. Zaten birbirimizin numarasını almıştık. Ertesi gün aradım ve bir buluşma teklif ettim. O da işinden yeni ayrılmış. Niye ayrılmış peki? Kerim biraz özgür bir ruh. Dubai ona iyi gelmemiş anladığım kadarıyla. Sen de güvendin yani ona, öyle mi oldu? Elbette güvendim. Neden güvenmeyeyim? Yani bu kadar büyük şirketlerle, holdinglerle çalışmış bir adamı kaçırır mıydım? Hayırlısı olsun. Ne diyelim? Hayırlı olacağına eminim. Kerim son derece profesyonel bir isim. Kendi ekibiyle geldi. Ve bir ara vaktin olursa seni adamlarıyla tanıştırırım. Olur Şahika, tanışırım. Başka bir işim daha var. Görüşürüz. Tamam. Bana bir espresso getirin. Caner, bir şey içiyor musun? Espresso, ben de içiyorum. İki oldu espresso. Okey. Ablacığım. Ne yaptık? Kurtulduk mu katilden? Kurtulamadık Caner'cim. Aa, ne oldu ya? Niye? Şahika olanları anlatmamam karşılığında bana şirket hissesi teklif etti. Ne diyorsun? Bunu ben de beklemiyordum. Ne yapacaksın peki? Vallahi düşünüyorum Caner. Ha. Hisseleri alalım, yine hayatta kalma mücadelesi verelim diyorsun ablacığım ya. Şahika bundan sonra bana artık zarar veremez. Ama ben şirket hisselerini alırsam beni de buradan hiç kimse gönderemez Caner'ciğim. Nasıl bir şirketmiş arkadaş, ben anlamadım ki bir türlü. Tabii Şahika'nın teklifini farklı şekillerde de değerlendirebiliriz. Aklında ne var? Halit'in güçlendiğini Şahika biliyor mu? No. Ama biz
biliyoruz. Değil mi? Yani? Yani ben diyorum ki Şahika'nın teklifini Halit'e bir danışsam. Yani ondan akıl alır gibi ona yanaşsam. Halit nasılsa şirketteki hisselerinin yönetimini yeniden eline alacaktır. Eğer onun yanında durursam, o hep beni yanında tutar. Benim kafam gene çorba oldu iyice abla ya. Çorba olacak bir şey yok. İleriyi düşünerek hareket ederim diyorum sadece. Tamam ablacığım, tamam. Diyelim ki her şey dediğin gibi oldu. Kaya'ya ne diyeceksin ha? Senin kardeşin Şahika katil. Beni öldürmeye çalıştı. Ama şirketten hisse vermesi karşılığında şikayetimden vaz mı geçtim diyeceksin. Ne diyeceksin? Ben ona bir çare düşüneceğim ama Kaya benim kötü niyetli olmadığımı biliyor. İyi de Şahika'nın da iyi niyetli olduğunu sanıyor ama. Ben halledeceğim Caner. Yanlışa giden yolda sol şeritten kaptırıyoruz yine. Öf, saçmalama Caner ya. Ay, mesaj geldi. Yıldız Irkes'in. Evet Yıldız. Benim çıkmam lazım. Yıldız'la buluşacağım Caner'cim. Ya ablacığım, 2 dakika şurada kahvemizi içseydik, sohbet etseydik. Sen kahveni iç, tadını çıkar. Ben bir Yıldız'la buluşayım. Gitmeden bir Halit'e de uğrayacağım. Bye bye ablacığım. Bye bye. Görüşürüz. Halit, ben de seni arıyordum. Niye? Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Benimle ilgili mi? Hayır, başka bir mesele. Ama çok önemli. Ben şimdi Yıldız'la buluşmaya gidiyorum. O gidince sana mesaj atarım, bulunduğum yere gelirsin, olur mu? Ender, sen yine ne işler çeviriyorsun? Halit, her şeye böyle şüpheci yaklaşmaktan artık vazgeç ve senin yanında olduğum gerçeğini kabul et artık. Önemli diyorum. İyi, tamam. Haber verirsin. Merci. Kısacası Lila'nın maaşına zam yapılmasını istiyoruz. Bütün masrafları biz karşılayacağız. Ya tamam, anlıyorum dediklerinizi ama hani burası bir okul kafeteryası. Yani herkes aynı maaş alıyor. Dolayısıyla da tek kişiye zam yapmak mümkün değil. O zaman çalışan herkesin maaşına zam yap. Nasıl yani? Herkesin zammını siz mi karşılayacaksınız? Evet, aynen öyle. Affedersiniz ama siz kimsiniz? Yani bunu neden yapıyorsunuz? Patronum çalışan öğrenciler konusunda hassas biri diyelim. Lila ile ne alakası var? Lila'nın ailesinin eski bir dostu. Bir adının gizli kalmasını istiyor. Bu konuda oldukça hassas. Tamam o zaman. Dediğiniz gibi olsun. Anlaştığımıza çok sevindim. Sizden gelişmelerle ilgili haber bekliyor olacağım. Tamamdır. Hoşça kalın. İyi günler. Kimdi bu ya? Ne vardı bu kadar acil konuşmamız gereken acaba? Kerim şirkete CEO olmuş. Aa, nasıl yani, tesadüf mü? Ne bileyim ben, tesadüf mü? Şirkete gittim, bir baktım Kerim orada. Sonra Halit demez mi şirketimizin yeni CEO'su diye? Aa, yani birinin geleceğini biliyordum ama CEO olarak bu çocuğun gelmesine çok şaşırdım gerçekten. Bana bak. Bu da Şahika'nın oyunlarından biri olmasın? Ama çocuk öyle birinden emir alacak birine benzemiyor. Tam tersine çok başına buyruk biri. O yüzden bilemiyorum. Ama yani eğer şirkete CEO olduysa onu Şahika almıştır. Neyse, ben onu bir araştırayım. Ben de o anda şimdi Halit'in yanında çocukla tanışmıyor gibi davrandım. Yani ne bileyim, panikledim. Sen niye panikliyorsun ya? Adamla aranda hiçbir şey geçmedi ki. Evet, geçmedi ama şimdi Halit'in yanında açıklama yapmak zorunda olmak istemedim. Ya tabii Kerim şimdi yanlış anlayacak değil mi? Ya anlar tabii. Yani işte. Neyse canım, görüşmezsin, olur biter. Yoksa görüşmek mi istiyorsun? Hani söyle de biz de ona göre davranalım. Hayır, ben şimdi serseri sanıyordum ya onu, CEO çıkmasına şaşırdım. Bir de üstüne tabii tanışmıyor gibi davranınca da rezil olmuş oldum. Ondan yani. Neyse, artık böyle davranmışım, bir daha geri dönüşü yok yani. Bunu böyle devam edeceksin, ne yapacağım? Peki sence Kerim'e açıklama yapmam gerekir mi? Ne açıklaması yapacaksın be Yıldız, Allah aşkına? İyice önemli zannedecek kendini. Boş ver. Doğru söylüyorsun, tamam, unut. Peki, ben susayım artık. Birazcık sen anlat. Sende neler oluyor? Ah, benim anlatacaklarım can sıkıcı şeyler canım. Boş ver. O yüzden sen ufak ufak git istersen. Senden sonra biriyle daha görüşeceğim.
Aa Endoş'um anlatsana bana, nedir canını sıkan? Bak ben sana her şeyimi anlatıyorum. Sen bana hiçbir şeyini anlatmıyorsun ya. İşle ilgili bir şey. Özel bir durum yok, merak etme. E iyi bari. Şunu içeyim kalkacağım, bakma öyle. Большое спасибо. До встречи. Geleyim mi? Gel tabii. Şahika seni Mert'le tanıştırmak istiyorum. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar. Kerim Bey sizden çok bahsetti. Memnun oldum. Ben de. Oturmaz mısınız? Şahika, biz Mert'le hem çok iyi dost hem de çalışma arkadaşıyız. Kendisi en çok güvendiğim kişi olduğu için tüm sözleşmelerim de onun da ismi geçer. Biliyorsun. Ne güzel. Çok iyi bir takım olmuşsunuz. Aynen öyle. Argun Holding'e çok faydamız olacağından eminim. Güzel. Bu arada sözleşme hazır. Öyle mi? Hı hı. Okur imzalarım. Sevindim. O halde şirketimize hoş geldiniz. Belki bir ara bunu bir yemekle kutlarız. Seve seve. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Ben de geliyorum. Kerim, sen kalsan olur mu? Seninle konuşacaklarım var. Tekrar memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bunu daha önce konuşmuştuk biliyorum ama ben yine de bir hatırlatmak istedim. Mert'i sorgusuz sualsiz işe almamın tek sebebi sensin. Biliyorum. Ama benim de iş teklifini kabul ederken tek şartım Mert'in benimle çalışmasıydı. Sen de bunu biliyorsun. Yani bütün üst düzey çalışanlar kendi ekipleriyle gelir. Bunun son derece farkındayım ama ben işimde çok titizlenen birisiyimdir. Eğer yarın öbür gün Mert'le bir sorun yaşarsam bunun muhatabı yine sen olursun Kerim. Merak etme. Sorun olmayacak. Bunu duyduğuma sevindim. Şahika, bu tabii zamanla olacak bir şey ama bana güvenebilirsin. Ben kimseyi boşuna tavsiye etmem. Hele yanıma hiç almam. Ben yapı olarak kolay kolay güvenen birisi değilim. Bunun iki sebep var. Ya karşımdakini hiç tanımıyorumdur ya da çok iyi tanıyorumdur. Hmm. Bu söylediklerin altında yatan hikayeler var galiba. Belki bir gün vaktin olduğunda daha ayrıntılı konuşuruz. Konuşuruz. Ben çıkıyorum o zaman. Olur. Kolay gelsin. Sana da. Bakar mısınız? Şunları alabilirsiniz. Merhaba Ender. Hoş geldin Halit. Hoş bulduk. Bir şey içer misin? İçmem. Evet, derdin ne? Varsa. Bak Halit, geçmişte problem yaşamış olabiliriz. Ama bütün bunların geçmişte kaldığını varsayarak konuşacağım. Okey? İyi. Konuş. Şahika bana şirket hissesi vermeyi teklif etti. Neden? Neden olacak? Yaptıklarını ortadan kaldırmak için. Yeni bir şey mi yaptı? Kaya ile aramı bozmak için aklına ne geliyorsa yaptı. Baktı olmuyor. O da benimle arasını iyi tutmaya karar verdi bence. Çok şaşırdım Ender. Tamam, Şahika Kaya'ya çok değer veriyor, biliyorum. Hatta bu yüzden seninle olan evliliğini de kabul etti ya. Ama hissesinden hibe vereceği aklıma hiç gelmezdi. Kaya'nın hayatındaki yerimi yavaş yavaş anladı. Bizi ayıramayacağından artık emin bence. Sana rüşvet veriyor yani. Sen de bunu almaya hazırsın. Duyar duymaz sana geldim. Senden akıl almak istiyorum.
değilse benden akıl alacak. Yani Halit, neden inanmak istemiyorsun? Ben anlamıyorum yani. Yani senden başka danışacağım biri var diyorsan söyle, ona gideyim o zaman. Ayrıca benim sana bunları söylememin başka bir sebebi daha var. Hmm. Neymiş o? Eğer şirkette %5 hissem olursa seni kendi yanıma alabilir miyim? Benim yanına alacak. Seni o kadının yanında görmek beni çok rahatsız ediyor. Sana davranışlarına tahammül edemiyorum Halit. Sen benim oğlumun babasısın. Yani erimin seni böyle gördüğünü düşünüyorum da. Yani düşünmek istemiyorum aslında. Peki. Ender, açıkçası verdiği %5 hisseyle hiçbir şey olmaz. Şayka seni susturmak için bir şeker veriyor. Bence sen %10'da diret. Kabul eder mi sence? Dene görelim. Peki. Peki yani öyle olursa benim yanımda yer alır mısın? Yani asistan olarak değil, bir yönetici olarak, bana destek olarak. O zaman sen önce o hisseleri al, daha sonra konuşuruz. Okay. Çok maalesef. Yani bunlar tabii ki aramızda kalacak. Bunu söylememe gerek bile yok, öyle değil evet. mi? Bir şey içmeyeceğinden emin misin? Eminim. Bu Şahika denen kadın çok fazla uyanık, ben sana söyleyeyim. Ha, sen korktun Şahika'dan. Bence o kadından herkes korkmalı. Çok tehlikeli bir tip o. Sen bana güven, ben anlarım. Yok be oğlum, korkma ya. Rahat ol. Hiçbir şey olmaz. Neyse, Allah'tan kadının sana ilgisi var da yerimiz sağlam. Patronumla ilişki yaşayacağımı sanmıyorum. Umarım. Bu arada öbür kız ne oldu? Hangi kız? Tabii, o kadar çok kız var ki karıştırıyorsun yani. Şu Yıldız mıydı, neydi? Yıldız, Halit Bey'in eski eşi. Bugün buraya geldi, karşılaştık. Kız beni görünce şaşırdı tabii. Yalnız adamın yanında beni daha önceden tanıdığını söylemedi, biliyor musun? Oo, burası karışır kardeşim. En iyisi ben kendime yeni bir iş bakayım ha. Yavaş bak. Elimde kapı gibi sözleşmem var. Ben nereye, sen oraya. Arkadaşlar, sizlere bir müjdem var. Herkesin maaşına %20 zam yapıldı. Gerçekten mi? Nereden çıktı müdürüm dururken? Hayırsever bir iş adamı. Yani hem okuyup hem çalışan öğrencilere yardım etmek istemiş. Ya ne kadar düşünceli insanlar var. Yarından itibaren haftalıklarınız zamlı olacak. Ve bu dönem sonuna kadar da böyle devam edecek. Tamam. Hadi bakın işinize şans. Hadi iyi çalışmalar. Sağ olun. Şansa bakar mısın? Yani aslında ona pek şans gibi gelmedi ama neyse. Nasıl yani? Ya ne bileyim, saçma değil mi? Böyle bir zamanda kim yapar ki böyle bir iyiliği? Hayırsever bir iş adamı işte. Sen ne kadar fesatsın. Ya biliyorum, tuhaf gelecek ama hayırsever iş adamı senin baban olmasın. Ya imkansız olduğunu biliyorum ama yine de. Yiğit, sen kafayı mı yedin ya? Ya da dalga geçiyorsun benimle herhalde. Ya. Babamın öyle bir durumu mu var? Sıtkı abla kalıyor. Ben de biliyorum da. Ya ama ne bileyim, neydi sizin avukatın adı? Metin abi. Heh. Ya bugün ben onu gördüğümü sandım. Ona çok benzedi. Yani tam göremedim yüzünü, arkadan gördüm ama bizim müdürle konuşuyordu. Acaba onunla mı ilgili? İmkansız Yiğit. Yani keşke böyle bir şey olsa ama. Ayrıca sen ne kadar korona yaklaştın ya. Evet Sıtkı. Her şey için sana teşekkür ederim. Bayağı da yük oldun. Ne yük Halit Bey? Keşke daha çok kalsaydınız. Hem sizin burada olmanıza ben mutlu oluyordum. Biliyorum, sağ ol. Yalnız benim bazı şeyleri yakından görmem gerekiyor. Kafamda bir takım planlar var. Gerçi bugüne kadar kimin ne olduğunu gördüm ama emin olmam gereken şeyler var. Halit Bey, siz daha iyisini bilirsiniz ama her zaman burada bir evinizin olduğunu ve başımın üstünde yeriniz olduğunu lütfen bilin. Sağ ol Sıtkı. Senin hakkına denmez. Ama inan bana, bu yaptığın iyiliğin karşılığını mutlaka bir gün alacaksın. Ya ne demek Halit Bey? Böyle şeylerin lafı mı oldu? En kısa zamanda görüşeceğiz. Bu arada ben hızlı bir şekilde işten ayrıldım ya. Patron arkamdan bir şey söylemedi değil mi? Ne diyebilir Halit Bey? Sana sinirlendi mi?
Yok, sinirlenmedi de bana market mi satılacakmış ne, bayağı bir gergin. Hayırlısı olsun. Satılırsa belki yeni sahibi seni işin başına geçirir. Nerede o mucize Halit Bey? Keşke olsa. Belli olmaz. Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne demek Halit Bey? Her zaman beklerim. Yıldız niye böyle bir şey yaptı ki acaba? Hı? Neden beni tanıdığını söylemedi sence? Sen de taktın ama ha. Belli ki kız yalancı işte. Vay arkadaş ya, hemen koydun teşhis ha. Yok öyle bir şey kız, yalancı değil. Ben biliyorum zaten neden olduğunu. Ha, öyle mi? Ya biliyorsun bana ne diye soruyorsun oğlum? Benden hoşlanıyor da o yüzden. Kerim, sana göre herkes senden hoşlanıyor zaten. Vay be, öyle mi oluyormuş ya? Tamam. Senden hoşlanan yalancı bir kızımız var. Ne yapacağız yani? Mert, bana Yıldız'ın adresini bulsana. Ne? Kızın evine mi gideceksin? Yok, aşure göndereceğim. Gideceğim tabii oğlum. Ne var bunda ya? Biz arkadaşız. Ne olacak ki? Peki, kızın haberi var mı arkadaş olduğunuzdan? Ben gidince öğrenecek işte. Kerim, başımıza bela almayalım oğlum. Ya almayız be. Rahat ol. Hadi sen ara sekreteri de bul adresi bana. Ne diyeceğiz şimdi kadına bu saatte? Nasıl açıklanır ki adres? Ya onu da ben mi düşüneyim oğlum? Uydur işte bir şeyler. Salla. Paketi var bizde de. Falan filan işte. Kız seni sapık sanacak oğlum. Kapının önünde görünce ama halledeceğiz. Sanırsa sansın. Zaten çok normal olmadığımı anladı. Yasemin Hanım, iyi akşamlar. Ne yapıyorsun Ender? Aa, bir mum yakasım geldi. Romantik karım benim. Kaya, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Şirkete bir CEO gelmiş ha? Evet, bugün tanıştım ben de. Beyefendi birine benziyor. Ender, ne yapıyorsun? Eli yakacaksın, ne yapıyorsun sen? Bir şey olmaz. Sen söyle bakayım, kimin nesi? Vallahi Şayika'nın tanıdığıymış. CV'sine baktım bugün. İyi eğitimli, güzel yerlerde çalışmış. Şayika nereden bulmuş? Eski bir tanıdığı falan mı? Yani bir davette tanışmışlar. Davette mi? Evet. Yani sohbet ederken Şayika ona kartını vermiş. Öyle tanışmışlar. Yani Şayika resmen asılmış adama, öyle mi? Ya Ender, bu nasıl bir konuşma ya? Asılmış masılmış. Ay, yaptığı şeyin daha kibar bir versiyonu bulamadım Kaya, kusura bakma. Ya davette tanışmışlar işte, sohbet etmişler. Ya belli ki işle ilgili bir ihtiyacı olacağını düşünmüş herhalde Şayika. Vermiş kartını, ne var bunda? Eminim öyle düşünmüştür. Neyse, önemli değil. Sen niye soruyorsun ki bu kadar şimdi? Hayır yani, Yıldız'dan duydum da bugün merak ettim. Ne diyeceğim? Acaba biz bu adamı yarın bir yemeğe mi davet etsek Kaya? Nereye, eve mi? Hı hı. Yani bana uyar eğer sen de istiyorsan. Hem Şahika ile de kaynaşmış olurlar. Ha? Ne daha dersin? Ne kadar söylemeyi düşünüyorsun sen daha bunu? Tamam, tamam, sustum, tamam. Acıktın mı sen? Hı hı. Fatma Hanım. Leyla, Zehra nerede? Uyuyor. Ha. Ne uykusuymuş bu? Vallahi bilmiyorum, ben geldiğinden beri uyuyor. Aa. O zaman onunki uyumak değil, sızmak. Ne yapsak acaba? Demek ki bu dışarı çıktığı zaman içki içiyor. Evde kalması lazım. O zaman odaya kilitleyelim. Sen de iyice gaddar çıktın. Parasızlığa alışık değil işte, depresyona girdi. Anla birazcık onu. Klinik falan? Düşündüm ben de, olabilir ama Halit'ten nasıl gizleyeceğiz? Yani babam yine üzülür. Adam bir de onunla mı uğraşsın? Dur neyse, ben bir Zehra'ya bakayım. Of! Aysel, maske tak, şu dezenfektandan al. Ha işte bak mesela, yarım saattir oturdum sana anlatıyorum kuyruksuz. Sen anladın. Halit Argun denen o adama yıllarca anlattık, hiçbir şey anlamadı dedik ki şu... Zehra! Bir dakika dur. Giriyorum bak. Zehra!
Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum? Dinleniyorum işte burada. Ne oldu? Ne dinlenmesiymiş bu ya? Saatlerdir odandan çıkmadın. Size ne ya? Hı? Size ne istiyorsam bütün günler boyu burada böyle kilitlerim kendime otururum. Siz de hepiniz benle bozdunuz kafayı. Kimse seninle bozmadı da sen iyisin yani bir şey yok. Yo, gayet iyiyim ben. Tamam hadi kalk şimdi yemek yiyeceğiz hep beraber. İstemiyorum ben yemek falan yemeyeceğim. Siz gidin yiyin. Bana bak sen bugün kimle buluştun? Ya Akın'la buluştum. Akın'la? Senin tedarikçin o Akın mı? Ben onunla konuşacağım. Ona iki çift lafım var. Ya yeter. Allah Allah yeter. Çocuk muyum ya ben? Ne yaparsam yaparım. Allah Allah. Hadi çık. İyi tamam gelme o zaman. Emolar gibi burada kal böyle. Ben hiçbir şey içmedim harca bugün. Tamam mı? Hiçbir şey içmedin. Ay sen de dahil hiçbirinizi inandırmak zorunda değil. Yengeciğim. Ben de ne zaman gelip huzurumu kaçıracak diye bekliyordum. Aşk olsun. Ateşkes imzaladığımızı sanıyordum. Muhtemel katilim değil mi? Düşündün mü diye soracaktım. Düşündüm. Güzel. Ve? Çok az. Pazarlık etmek istiyorsun yani. Güzel. Demek canının o kadar da kıymeti yokmuş. %10. Ender bu çok fazla değil mi? Sen bilirsin. Şaykacığım istersen tanıdığım bir emlakçı var. Telefonunu veririm. Çünkü yarından sonra burada kalman imkansız gibi geliyor. Peki tamam. Peki tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen abime ne söyleyeceğini düşündün mü? Onun için de bir çare bulmuşsundur sen. Buldum elbette. Bulmaz mıyım? Benim gibi bir görümcem var. Yat kalk dua et. Hisse devrini başka bir avukatla yapacağız. Nice. Ben de bir fundunu bulup Kaya'ya bunu söylerim. O kısmını siz halledersiniz artık. Ben karışmıyorum. Başka bir söyleyeceğin yoksa gidiyorum. No, gelirim birazdan. Asıl şimdi göreceksin Şahika. Efendim ben Asuman Hanım'ın yemeğini yukarıya bırakıp sonra geleceğim servise. Tamam Aysel. Bu da Asuman Hanım diyemiyor, dili dönmüyor. Sen yemeğini bakayım ben. Halit? Yıldız, kusura bakma haber vermeden böyle valizimle geldim. Sıtkı'nın evine su bastı, boru patlamış. Aa. O komşusuna gitti, benim de kalacak yerim yok. Sana geldim. İyi tamam, geç tabii ki. Sorun yok değil mi? Ay olur mu öyle şey, gel. Hı. Hoş geldin baba. Nasılsın, iyi misin? İyi. Aliçan uyudu mu? Evet, annem yanında ilgileniyor onunla. Sen otur, ben sana yemek getireyim. Aa yok yok, önce bir ellerimi yıkayayım da ben. Zehra nerede? Ne oldu, bir şey mi oldu Zehra'ya? Yok yok, duşta. Girince çıkmıyor, kırklanıyor herhalde. Neyse sen kullan lavaboyu bak, hemen şurası. Yıka ellerini. Hemen Zehra'yı ayıltmamız lazım. Nasıl yapacağız? Gargara, sakız ne bulursan al. Sen de enerji içeceği var mı evde? Var efendim. Ondan koy, kahve getir. Hadi yürüyün. Anneme haber ver Leyla. Kahveyi yapayım mı efendim? Pişireyim. Git yok, kahve al gel. Zehra,
Zehra kalk. Ya Yıldız bir git. Bir beni rahat bırakın, bir gidin be. Bırakamam, kalkman lazım. Baban geldi, burada kalacak. Babam mı geldi? Evet. Niye geldi ya baba? Sıtkı'nın evinde borular patlamış. Borular mı patlamış? Nasıl boru patlamış ya? Benim babamın nasıl boru patlar? Ah yazık ya. Zehracığım, öyle fakir evlerde olur. Boru da patlar, yangın da çıkar, dertleri bilmez. Evet, fakirim ya ama çok üzülüyorum, ne kadar yazık ya. Ya ağlama şimdi, senin sinirler iyice gitmiş. Oysel, gel baba. Çabuk. Borusu patlıyor artık yani, o kadar. Lilacığım, şu kahveden koş. Ablam mı içecek bunu ya? Yok hayatım, sen içeceksin. O ne ya, ben içmem o pis şeyi. Her türlü şey içiyorsun, bunu mu içemiyorsun? Ben bunu içmem be. Çekil Aysel. Gelme. Al şunu. Al şunu, dik kafana. Ya, hayır dik, ya. Dik diyorum sana, kova var kusarsın. Dik şunu. Dik dik dik. Ya bu ne be? Bir şey olmaz. Şu şişedekini ver. Şunu ver. Babam çok mu kötü? Yok yok, değil. Al, al dik kafana bak. Seversen kola bu. Yutma sakın. Tükür onu. Gargara o tükürülüyor. Evet. Nerede kaldığımız adam şekilleniyor. Geliyoruz anne, geliyoruz. Sanki keyfimizden. Ayılmadı mı bu da? Ayılacak inşallah. Al sakız da al. Çiğne şunu. Anne, acaba sen senin yöntemi mi kullansan? Başka yapacak bir şey kalmadı çünkü. Ne yapacak? Ay dur. Gel sen buraya. Merak etme, biz küçükken annemin kendimize getirmek için kullandığı bir yöntemdi. Bana bak bana. Şimdi hemen kendine geliyorsun ve babanın yanına geliyorsun. Eğer sarhoş olduğunu çaktırırsan... gece gelir seni uykunda boğarım. Anladın mı? O zaman babamın boruları... Ne güzel yanakların var ya. Benim tepemi attırmayın, benim canımı sıkmayın. Fırla hadi kalk. Elini dilini bağlarım senin. Tamam dur. O bayağı iyiyim ya şu an. Gel otur şuraya. Ayakkabılarını giydireyim bari. Gel. Size gidin, adamı yalnız bırakmayın. Evet Aysel, git hadi. Bir kahve mavi bir şey söyle adamı. Tamam babacığım. Dur, Lian'ın kolunda gittik. Dur şu. Zehra sanki. Yıldız, ay Yıldız. Nerede kaldınız ya? Kızlar. Nerede kaldınız ya? Yemek buz gibi oldu. Geldik Halit'ciğim. İyi. Ay babam gelmiş, hoş gelmiş ya. Virüs var ya. Çok yakın. Aa Zehra, gel otur şuraya. Hep virüs her yer. Ben hep unuttum ya virüsleri. Evet. Aysel'cim, Zehra'ya tabak getir. Yani ben de farkındayım. Değilim değil. İyi misin kızım sen? İyiyim ya. Bayağı iyiyim değil miyim? İyiyim, çok iyiyim yani. Turp gibi Halit'ciğim. Yukarıda bir şey mi oldu? Kaç kişi geldi kızım seni çağırmaya? Ne? İzolasyon var ya, baba şarkı söylüyormuş kendi kendine. Şarkıya başladım ben ya. Duymamış Halit'ciğim, bir şey yok. Ay keşke yerim de burada olsaydı değil mi? Ya, ya evet ya. Ne güzel değil mi? Sağ ol canım benim, sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Hepsi senin önüne gelmiş. Eski günlerdeki gibi. Hı-hı. Hadi ye yemeğini. Ulan senin borun patladı ya. Üzüldük abisi. Evet baba ya, çok üzüldük. İyi ki orada yaşamıyorsunuz. Ayo. Kusacağım. Yemek yiyeyim biraz mı? Ender Hanım, bugün size kargo geldi müzayededen. Tamam canım, koy şöyle. Aşkım. Anne, sana bir şey soracağım ben. Sor canım. Biz babamı neden buraya davet etmiyoruz hiç? Öyle özellikle davet etmiyoruz diye bir durum yok Yerimciğim. İstediğin zaman çağırabilirsin babanı. Aynen öyle. Peki sen mi istemiyorsun? Hani senin için mi sıkıntı oluyor? Öyleyse söyleyebilirsin bana, ben darılmam. Yok ya, benle ilgili ne sıkıntı olacak? Yani ne bileyim, babam başta seni istemedi. Sonra Lila ile olmanıza karıştı falan. Tamam da Yerim, ya o başka, bu başka. Bir kere sen benim kardeşimsin, o da senin baban.
Ben ne bileyim, bir yıldıza gelip gidiyor, hiç buraya gelmedi de o yüzden. Yani dediğim gibi Erimciğim, herhangi bir sorun yok aramızda. İstediği zaman gelebilir baban. Yok tabii. Acı niye olsun ki Erimciğim? Her şey yaşandı ve bitti yani. Kimden bahsediyorsunuz bakalım? Geldi. Babamdan. Yani buraya hiç gelmiyor. Ben de gelmesini istiyorum. Babam buraya gelmez ki Erimciğim. Yani istiyorsanız çağırın elbette ama benim bildiğim Halit gelmez. Fatma Hanım, ben bir tane kadeh alabilir miyim? Tabii efendim. Niye gelemez? Patronunun yanında rahat edemez de ondan. Şşş Hayda. Ay ne dedim ben ya? Yine cık cıklıyorsunuz. Yani hiyerarşi diye bir şey var. Halit'i ezmemek için söylüyorum ben. Aman neyse. En iyisi hiç karışmayayım. Sonuçta erimin mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Canım o benim ya. Fatma Hanım şunu al, hadi yemeğe. Çok teşekkürler. Çıkıldı ya. İyi misin kızım? İyiyim. İyiyim ya, bayağı iyiyim şu an. Aşırı iyiyim ya. Bugün ne oldu bak bilmiyorsun. Ne oldu kızım? Maaşıma zam aldım. Ne güzel. Aa, ne güzel, duydun mu? Zehra zam almış. Evet. Aferin. Abi. Ama yok ya, öyle sadece bana özel bir şey değil yani. Bir hayırsever herkese yaptı. Ne güzel ya, nasıl insanlar var. Evet, vallahi çok duamızı aldı. Zehra iyi misin? Doktora gidelim mi? Bana bir şey oluyor ya bana. Tamam, ben de onu söylüyorum. Şey oldum, doktorluk değil böyle içim yok, bir garip. Yok bugün çok kahve içti babacığım ondan. İçmedim, içmedim, yedim. Yavaş kızım, sakin böyle, ol. Evet, yavaş. Topak topak oldu kahveler ağzımda benim. Aysel ağlayacak bunları diye sürekli kahve, sürekli kahve ikram ediyor. O yüzden bu hale geldi ya. Vallahi Zehra'nızda da hiperaktivite sezdim ben. Sen küçükken hiç fark etmiş miydin? Nereden çıkardın şimdi? Ben tıp dergisinde okumuştum. Sonraki yaşlarda da çıkabiliyormuş. Biraz da var. E tabii çok da kahve ondan oluyor. Ya çok iyi okumuşsun. O kadar çok kahve dedim ki canım çok kahve çekti. Şurada seninle bir kahve içelim. Kalk. Kalk hadi. Gel Aysel, bize iki kahve yap. Sakın Zehra yapma. Sen Halitcan'a bak. Aa, uyandı mı? Koş fırla. Fırla yürüdü bakalım. Yavaş kızım, yavaş. Gel Halitciğim. Ne kullanıyor bu? Ay gel canım bak. Seninle güzelce bir kahve içelim. Hem de ben sana komik videolardan izleteyim. Bak bu aralar Ünzın Taksim diye bir adam var. Ortalık kasıp kavruluyor vallahi. Çok komik. Otur. Otur Aysel, telefonumu getir, bir de bize kahve yap. Ben doydum, afiyet olsun size. Ha, abicim şey yapalım mı ya? Maç atalım mı? Yok ya, sağ olsun. Niye be? İstemiyorum. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Ne yapacağız? Hep beraber dışarı çıkıyoruz. Üçümüz. Eğlence. Üçümüz mü? Üçümüz, üçümüz. Hadi, hadi. Aa, beni almıyor musunuz? Seni başka bir zaman alacağız hayatım. Erkek erkeğe. Peki madem. Hadi o zaman iyi eğlenceler size, ne diyeyim? Esas size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Ender'cim, baş başa kaldık ha? Ya öyle oldu. Artık ortak olduğumuza göre atışmamızın da pek bir anlamı kalmadı. Sen de alır mısın bir kadeh? No. Artık sağlığıma daha fazla dikkat ediyorum. Alır mısın? Hı? Sağ ol hayatım. Yeni bir CEO almışsın ha? Hı. Genç ve dinamik bir ekip kurmayı planlıyorum. Genç ve dinamik ha? Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Ay, şirkette kızlar konuşurlarken duydum. Yeni CEO o kadar yakışıklıymış ki kendine hayran bırakmış herkesi. Hı? Öyle mi? Hiç farkında bile değilim. Haberim yoktu. Şaşırmandan belli. Farkında değil misin gerçekten? Ender'cim, benim için dış görünüş değil, yaptığı iş önemli, biliyorsun. Öyle mi? Nereden buldun bu CEO'yu? Bir yemekte karşılaştık. Ay neyin sorgulaması bu, ben anlamıyorum ki. Hayatım, ben artık hissedarım ya. Bütün detayları bilmek durumundayım, değil mi? Şimdi sen şirkete sadece yakışıklı diye bir CEO alırsan... Vay halimize. Ender'cim,
Ben her zaman son derece profesyonel düşünürüm. Ben hiçbir şeyi işimin önüne koymam, merak etme. Senin bazı konularda profesyonel olduğunu çok iyi biliyorum. Ama gönül bu. Ferman dinlemiyor biliyorsun. O sen ve Yıldız gibiler için geçerli. Badem alır mısın? Hayatım, kolonya ikram ettim diye elinden bir şey yiyeceğimi zannetme. Olur mu? Allah muhafaza. Can korkusu diyorsun yani. Yani senin elinden olmasa iyi olur. Yoruldum, durdurulamıyorum şu an. Ya yeter artık. Ya yeter, ben yine yeter, duramıyorum. Ama inin artık ya. Nedir durum, bak bakalım nasıl durum? Durum bu. Böyle işte. Yıldız Hanım, bir daha böyle bir şey içirmeyelim ona. Tamam Aysel, yapmayalım. Şimdi bana bak, sabah yürüyüşe gidelim mi seninle? Ha? Gideriz hayatım. Ay, yalnız bana bakın. Halit sesini çıkarmamış olabilir ama her an bu odaya Zehra'yı görmeye gelebilir. Bunu sakinleştirmeniz lazım bir şekilde. Kapıyı aç yalnız, soyunacağım şimdi, aç kapıyı. Kapı çalıyor, kim geldi ki? Neyse durun siz. Aysel başından ayrılma, ben kapıya bakmaya gidiyorum. Şimdi Allah'ım! Nereye? Ya dur, bağırma. Halit, ne? Sen nereye? Dur ben bakarım kapıya. Geç otur. Komşudur, bir şeydir. Sen bırak, otur. Selam. Kusura bakma, habersiz geldim ama. Kimmiş? Ayşe, site yöneticisiymiş de. Ne istiyormuş? Siteyle ilgili bir şey herhalde. Bekle sen 2 dakika. Geç otur, ayakta durma. Geliyorum şimdi. Ha, ne oldu Müfit Bey? Siteyle ilgili bir durum mu oldu? Birikmiş aidat borcunuz vardı. Ya senin burada ne işin var? Ya kusura bakma, ben seninle konuşmak için geldim ama. Ya sen konuşmak için insanların evlerine mi gidiyorsun ya? Telefon diye bir şey var. Öyle herkesin evine gitmiyorum canım, ne münasebet. Sen hem benim adresimi nereden buldun? Şirketten. Ha, araştırma da yaptın yani. Ben ne uğraşacağım canım, Mert'e söyledim, o buldu. Mert kim be? Ha, benim ekibimden, tanıştırırım seni, çok seversin. Ya üf, ne seveceğim ya, niye geldin söyle. Nasıl yani, beni içeri davet etmeyecek misin, böyle kapıda mı konuşacağız? Ya niye davet edeyim seni içeri ya? Yani insan bir çay kahve ikram etmez mi ya? Yok edemem, çünkü annem var, Halitcan bebeğim var, müsait değiliz. Ha, anladım. Eski eşine niye yalan söyledin? Anlamadım. Eski kocana benimle önceden tanıştığını niye söylemedin diyorum. Yalandan değil ya, boş bulundum. Ağzımdan bir anda bir şeyler çıktı. O kadar, ondan. Boş bulunmadın. Ortada saklanması gereken bir durum olduğunu düşündün ve panik oldun. Yok ya, ne münasebet. Ben öylesine konuştum işte ya, ağzımdan çıkmış. Anlıyorum. Hem bir kere sen bana hesap soruyorsun da sen bana şirkette çalışmaya başladığını söylemedin. Sen benim Halit'in eski karısı olduğumu bilmiyor musun? Ben nereden bileceğim ya? Halit Bey'le de bu sabah tanıştık zaten. İyi, tamam, bilmiyordun. Ya sen niye bu kadar gerginsin? Gergin falan değilim. Yalnızlıktan. Ay ben mi yalnızım canım? Hiç de yalnız falan değilim. Nasıl yani? Hayatında biri mi var yoksa? Yok. Ama ben mutlu olmak için birine ihtiyaç duymuyorum ki. Ben kendi kendime çok mutluyum. Allah aşkına, bir de şimdi bana ben senin bildiğin kızlardan değilim der misin lütfen? Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Tamam neyse ya, boş yere güldürme beni. Yakışıyor ama. Söyleyeceğini söyledin herhalde, git. İyi madem, gideyim. Seni gerçekten rahatsız ettiysem kusura bakma. Görüşürüz o zaman. Nerede görüşeceğiz ya? Yeri ve zamanı mı öğrenmek istiyorsun yoksa? Ay hayır, öf, tamam hadi git. Görüşelim. Ay montunu da giymemiş, zaten donarak ölecek. Ay dondum Halit'ciğim, biliyor musun? Ay çok soğuk. Ne istiyormuş? Bahçeyle ilgili bir şeyler söyledi. Bahçe dedi, peyzaj dedi, evcil hayvanınız var mı dedi, bir şeyler dedi işte, boş ver. Bu saatte mi aklına gelmiş? Aman boş ver Halit, ne bileyim ben. Bak valizin kaldı yolun ortasında. Sana bir oda ayarladım ben, gel. Yıldız. Her şey için teşekkür ederim. Ne demek Halit'ciğim? Hiç önemi yok. Hadi gel.
Dur ben önden çıkayım odanı göstereyim sana. Ay benim de kafam karıştı. Kim acaba? Kaya Bey. Merhaba Sıtkı. Merhaba. Girebilir miyiz? Tabii buyurun neden? Biraz geç olduk kusura bakma da. Estağfurullah. Halit'e bir sürpriz yapalım dedik. Halit Bey yok. Nasıl ya? Halit Bey Yıldız Hanım'a taşındı. Evde su borusu patlayınca. Ben yaptırdım ama işte mutfaktır, banyodur bayağı bir kötü bir halde. Buyurun size bir çay ikram edeyim. Ya yok yok zaten geç saat oldu. Biz gidelim başka bir zaman geliriz tekrar. Peki siz bilirsiniz. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz abi. Selam söyle. Babam bana Yıldız ablaya gideceğinden bahsetmedi. Belki ani bir karar vermiştir. Yarın konuşursun. İyi de Kaya abi, Sıtkı abi böyle boru patladı falan dedi. Ya evde kalamayacak gibi bir durum yok. Acaba başka bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak Erim ya? İşte banyonun durumu kötü falan dedi ya, o yüzden gitmiştir herhalde. Tabii yani kötü bir şey olsa haberimiz olurdu zaten, abartma. Aynen. Yani belki istediğimizi alamadık ama işte senin için de bir değişiklik oldu. Hep beraber çıktık, gezinti yaptık. Yani evet, onu söyle. Kafam dağıldı. Gerçi benim sizle gelmem biraz abes oldu. Adam benden hiç haz etmiyor ki. Bu saçmalama Yiğit be. Ya oğlum sen de annen gibi hiçbir şey unutmuyorsun ha. Hadi geçin, geç. Ender'cim. Günaydın. Günaydın Şahika. Bugün hisse devrini gerçekleştireceğiz. Bir sorun yok değil mi? No. Ben de onu sana soracaktım. Ben hazırım. Nice. O zaman holdingde görüşürüz. All right. Bye bye. Günaydın. Abicim günaydın. Günaydın Şahika. Benim sabahtan toplantılarım var. O yüzden size eşlik edemeyeceğim kahvaltıda. Kusura bakma. Sorun yok. Fatma Hanım, üstümü alabilir miyim lütfen? Bu akşam Kerim'i eve yemeğe davet edelim diyoruz. Ne dersin? Kerim'i mi? Nereden çıktı? Hiç öyle aramızda konuşuyorduk. Sen de istersin diye düşündük. Çok güzel düşünmüşsünüz. Tamam. Ona da güzel bir hoş geldin yemeği olur. O zaman ben holdinge gidince kendisine haber veririm. Tamam. Ender'cim, sen de geldiğinde haber et. Seni Kerim'le tanıştırayım. Çok merak ediyorsun anladığım kadarıyla. Nasılsa tanışacağız. Hiç acelesi yok Şahika'cığım. Bye bye. Fatma Hanım, ben de bir kahve alabilir miyim? Ben de alayım. Tabii efendim. Ender, dün akşam konuşamadık geldikten sonra. Enteresan bir şey oldu. Ne oldu? Halit, Yıldız'ın evine geçmiş. Aa. Evet. Benim hiç haberim yok. Niye ki? Ya Sıtkı söyledi yani. Boru mu patlamış evde, ne olmuş anlamadım yani. Aa. Evet. Hay Allah ya. Yani evde öyle boru patlaması gibi yani büyük bir sorun gibi bir şey de yoktu açıkçası. Nasıl yani? Halit yalan mı söylüyor? Ya öyle bir şey demiyorum ama yani büyük bir şey olsaydı Sıtkı niye evde dursun ki, o da giderdi. Yani. Doğru, o saatte senin oraya gideceğin hiç kimsenin aklına gelmezdi değil mi? Yani sen yine de Yıldız'a bir şey söyleme. Erim de meraklandı çocuk. Bugün mutlaka babasına soracaktır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Halit Yıldız'ın evine taşındıysa kesin aklında bir şey var. Ne gibi? Yıldız'a yeniden evlenme teklif etmek gibi. Yok artık. Ya Yıldız böyle bir şey yapar mı Ender? Hiç belli olmaz. Sanmıyorum. Demedi deme. Yukarı gidiyoruz. Bak 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 bak. Uçuyor araba. Ay bak bak, ne benim bu? Oğluma babasıyla konuşmaya çalışıyor. Konuş oğlum babanla. Oğlum. Canım oğlum. Dur bakalım ha. İyi ki bu evde kalıyorsun valla. Yani Halitcan için söyledim. He. Oğlum. Ben de işe geç kalmayayım. Görüşürüz oğlum. Al bakayım. Ya Halit. Şahika'nın yanında asistan olarak çalışman. Ya zorlanmıyor musun Halit? Yıldız, bana güven.
Her şey eskisi gibi olacak, tamam mı? Ben senin için zaten çok istiyorum her şeyin eskisi gibi olmasını. Benim için değil. Ben hepimiz için istiyorum. Ben de Bülent Bey'e diyeceğim ki ben acaba evden mi çalışsam? İyi olur. Haliçan için de iyi olur. En azından gün içinde annesini daha sık görür. Hı-hı. Zehra uyuyor mu hala? Ay, kedi girdi. Kıkış şu tarafa. Yıldız. Ay. Yıldız, bir şey sordum. Şey, tamam. Ben birazcık şey oluyorum da ondan. Ne oluyorsun? Ay, huylanıyorum yani, dur. Tamam, kuyruksuz orada dur. Bak, sandalyeyi yedi. Yıldız, bir şey saklamaya çalışma. Eğer içmeye başladıysa bana söyle, haberim olsun. Tamam, söyleyeceğim. Tamam, sen merak etme. Ay, gitti koltuk. Hadi sen git Halit'ciğim. Kuyruksuz, ben sana demedim mi bahçede kal diye? Yüz verdik aslara, ne istiyorsun? Anneciğim gene girmiş kuyruksuz, gördün mü? Ay! Gel. Selam. Beni çağırmışsın. Selam. Nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Güzel güzel, alıştık. Mert'e finans dosyalarını inceletiyorum. Bir iki saate halletmiş olur. Dursana. Acele etmişsin. Daha zamanınız vardı. Olsun. Biz önden verelim de. Kahve içer misin? Teşekkür ederim, almayacağım. Peki. Akşam seni yemeğe davet etmek istiyoruz. Hem böylece yeni işini de kutlamış oluruz. Çok incesiniz. Gelirim tabii. Abimle zaten tanıştım. Akşam eşi ve çocukları da olacak. Bayağı kalabalıkmışsınız. Aileme düşkünümdür. Şaşırdım. Neden? Yani bana yalnızlıktan zevk alan biri gibi gelmiştin ama... hani insanlar hakkında da kolay kolay yanılmam aslında. Aslında doğru tahmin etmişsin. Ama abim aile olmak isteyince bana da başka bir seçenek kalmadı. Hı. Anladım. Aslında ailene değil, abine düşkünsün. Abim benim ailem. Sen enteresan bir kadınsın Şahika. Daha hiçbir şey görmedim Kerim. Oldu o zaman, toplantıda görüşürüz. Görüşürüz. Göreceksin ama. Ender Hanım, hoş geldiniz. Ay Selcim, nasılsın? Teşekkürler efendim. Nerede Yıldız? Oo, Endoşum, bu ne güzellik. Ne haber Yıldız? Öpüşmüyoruz, korona var. Evet canım, var dezenfektanımız da, gel. Yıldız, Halit sana gelmiş, hiç söylemiyorsun ha? Evet geldi ama benim de haberim yoktu ki, çat kapı geldi elinde valiziyle. Sıtkı'nın evinin boruları patlamış. Sıtkı da komşusunda kalıyormuş. Halit de ne yapsın, buraya geldi. Sıtkı komşusunda kalıyormuş, öyle mi? Evet, nerede kalacak Sıtkı? Otelde kalacak hali yok, aç ellerini. Hı, ver. Ay, bir kahve söyle de içelim hadi. Aysel'cim. Endo'ya bir kahve yap. Her zamankinden Aysel'cim. Halit'e bak sen ya. Sorgusuz sualsiz geldi, yerleşti yani ha? Ne yapsın, mecburen gidecek yeri yok. Merak etme, yakında gidecek bir yer bulur. Nasıl yani? Ne olacak? Yani sonsuza dek bu boru patlak mı kalacak? İlla ki Sıtkı'nın evine geri dönecek. Hmm. Evet tabii canım, öyle. Neyse, bu akşam seni yemeğe bekliyoruz. Aa, yine ne yemeği ya? Kutlama mı yapacağız? Bak, çok fazla böyle yemekler, kutlamalar yapınca kıskanılacak hayatlarımız var sanıyorlar. Boş yere nazar değdiriyorlar bize. Bize nazar değmez Yıldız'cığım, merak etme. Ay evet, gerçekten sana da hiçbir şey olduğu yok Endo'cum, maşallah. Aa, sen içmiyor musun kahve? Ben içtim canım. Mersi Aysel'cim. Afiyet olsun efendim. Yok. Bu akşam Erin babasını görmeye buraya gelebilir. Gelsin tabii ki, hatta istiyorsa kalsın. Bu süreçten en çok Erin etkilendi, biliyor musun? Hmm, sen öyle san, Zehra yine içiyor. Aa, ay, utanma zayıf karakter ya. Düzelemedi, büyüyemedi gitti. Ay, neyse, Halit'e çaktırmamak için yani uğraştım durdum. Yıldız'cığım, sen boşandın, farkında mısın acaba? Evet, farkındayım. Onun için fazla uğraşmıyor musun? Ay ne yapayım ya, yapım bozuk herhalde. Üzülüyorum da adama.
Neyse, bu akşam bizdesin. Hangi tatlıyı istiyorsun söyle. Beni nasıl tanıyorsun, hemen tatlıyı sorun. Yok, hazır zayıflamışken yiyebilirsin diye söyledim. Zayıfladım değil mi? Buyurun. Kerim Bey. Şahika Hanım istediğimiz dosyayı gönderdi. Teşekkür ederim Halit Bey. Oturmaz mısınız? Buyurun, buyurun. Bir şey içer misiniz? İçmeyeyim, sağ olun. Buyurun. Ya geldiğimden beri sizinle de pek konuşma fırsatı bulamadık ama... sizin hakkınızda çok şey duydum. Neler duyduğunuzu tahmin edebiliyorum. Pek iç açıcı hikayeler değildir. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Hepimizin sizden öğrenecek çok şeyi var. Bunu duyduğuma sevindim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Halit Bey, bence siz bir duayensiniz. Ve ben sizinle birlikte burada olmaktan, sizinle birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu canı gönülden söylüyorum, inanın bana. Duayenliğimden pek eser kaldığını sanmıyorum. Teşekkür ederim, yine de çok naziksiniz. Tevazu gösteriyorsunuz. Buradaki konumum belli, asistanlık. Yani buna da tevazu diyemeyeceğim. Hiç demeyin öyle, çünkü sizin tecrübeniz yeter. Bir gün beraber yemek yiyelim de deneyimlerinizi bizzat sizden dinleyeyim, olmaz mı? Ne zaman isterseniz Kerim Bey. Ben şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Bu arada bana yalnız Kerim deyin, olur mu? Olur, iş dışında derim. Peki. Bir şey de ikram edemedim size ama. 70 kadar oldunuz Kerim Bey. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Nedir durum? Her şey yolunda. Sen böyle... Ay bunun bu halleri öldürecek beni ya. Kimden bahsediyorsun? Lila tabii ki, kim olacak? Sen de taktın Lila'ya. Yazık kıza ya, ne hale düştü. Aman ne yazığı ya, o bundan memnun. Sen merak etme. Kızım şov yapıyor ya, görmüyor musun? Vallahi bence de öyle. Bunun hep havalarda zaten. Batınca da kimse ona acımasın diye böyle yıkılmadım ayaktayım tribüne giriyor. Ay aynen öyle ya, ne doğru söyledin. Her şeyi hava bunun ya. Hep planlı, hep hesaplı. Sen yıllar önceki Ediz mevzusu yüzünden nefret ediyor olabilir misin kızdan? Bak hatırlattın, gıcık oldum iyice ya. Bakar mısın? Hey, sana söylüyorum, baksana bir. Bana mı diyorsun? Evet, sana diyorum, garson değil misin? Evet. Alayım siparişinizi. Ne istemişsiniz? Önce şurayı bir sil. Leş gibi burası. Nasıl yapıyorsun sen işini ya? Tamam. Biraz fazla olmadı mı? Hayır ya, saçmalama. Beter olsun, az bile yaptım. Masa temizdi. Ya silsin, ne olacak? Evet. Ha? Aferin, ha şöyle. Alayım siparişinizi. Ben bir sandviç istiyorum. Siz ne alırsınız? Halit bir bakar mısın? Şahika buralarda mı? Hayır, toplantıya girdi. Niye sordun? Çok iyi. Bir dakika gelir misin? Şahika %10'u kabul etti. Öyle mi? Hı hı. Güzel, senin adına sevindim. Benim adıma değil, bizim adımıza demelisin bence. Yapma Ender. Ya bizim adımıza %10'luk hisseyle ne yapabiliriz ki? Sen bunu hiç düşündün mü? En azından seni onun yanından kurtarırım. Ben orada tutsak falan değilim. Kendi isteğimle çalışıyorum orada. Halit, Allah aşkına halinden memnunmuş gibi yapmana gerek yok. Sen benim yanımda yönetimde olmalısın. Bugün imzayı attıktan sonra bunu Şahika'ya söyleyeceğim. Sakın ha. Neden Halit? Yani ben artık ortağım, Halit'i de yanımda istiyorum diyeceğim. Ne var bunda? Hayır. Şimdilik böyle bir şey söylemeni istemiyorum. Bekle biraz. Neyi bekleyeyim? Yani senin beklediğin bir şey vardı, bana söylemiyor musun acaba? Bak eğer Şahika'nın senin bildiğin bir açığı varsa... Asla öyle bir şey yok. Ben sadece biraz bekle diyorum. Acele etme. Okey madem. Seni dinleyeceğim. Güzel. Şimdi dikkat çekmenin anlamı yok. Ben çıkıyorum. All right.
Ha? Hayırlı olsun hisseleri. Mersi. Sana da kolay gelsin. Şimdilik babayı hallet. Yönetimi ele geçirdiğinde yanında ben olacağım. Nice. Bu hafta sonu biliyorsun Nisan'ın doğum günü geliyor. Hala ben ne alacağıma karar veremedim. Bakıyorum ama bulamıyorum bir türlü. Sen ne yaptın? Daha hiçbir şey beğenmedim ya. Garson, baksana bir ya. Bu ne? Jambonlu sandviç. Ben jambonlu istemedim, tavuklu istedim. Al götür bunu. Bak, ne yazıyor burada? Ne istemişsin? Ya sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Ben burada müşteriyim. Senin arkadaşın değilim, haddini bil. Sen fazla olmaya başladın yalnız. Sen derken, garsonlar müşterilerle böyle konuşmaya başlamış galiba burada. Ya sen kendini hala holding patronunun kızı falan mı sanıyorsun? Tamam uzatma sus. Bir dakika. Ne anlat bana anlat bana. Opa, ne oluyor? Sen bir yorma beni birader Allah aşkına. Sen kimsin ya? Git! Ne oluyor ya? Git! Git dur! Git dur! Hayır! Ne yapıyorsun? Şerefsiz! Ha? Yiğit! Bırak! 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 Yiğit! Sizin bu çalışanınız durup dururken benim arkadaşıma saldırdı. Yalan söylüyor durup dururken falan diye. Ya nasıl bir yer olmuş burası ya? Herkesi toplamışsınız, önünüze geleni almışsınız buraya. Çıkarın bunları işten, kovun gitsin ya. Tamam hanımefendi, kusura bakmayın. Siz ikiniz benimle geliyorsunuz. Bana bak sen yat kalk dur, ben de bir şey yapma karşı. El kol yapma lan bana. Yiğit, tamam. Hadi. Yiğit sen delirdin mi oğlum? Müşterilere saldırmak nereden çıktı? Müdür bey, öyle olmaz. Dila, ben Yiğit'le konuşuyorum. Ya tamam. Sakin olmam lazım. Sinirlerimi kontrol etmem lazım. Biliyorum ama kaşındılar. Konuşmalara bak ya. Kaşındılar ne demek? Ya müdür bey, görmediniz diyorum. Görmediniz. Bütün gün Lila ile uğraştılar. Hakaret ettiler. Nasıl dayanacağım? Oğlum sana ne Lila'dan? Lila'nın koruması mısın sen? Müdür bey, kimse Lila ile o şekilde konuşamaz. Bana bakın, siz sevgili falan mısınız? Hayır. Ben haklı olduğum için sadece Yiğit beni korumaya çalışıyor. Üzgünüm Lila. Bundan sonra koruyup kollayamayacak. Çünkü kovuldu. Ne? Ya, ama bir şey yapmadı ki. Ya bırak. 15 dakika içinde buradan çıkmış ol. Olur. Yiğit. Bu nedir ya? Benim yüzümden oldu. Ya saçmalama, seninle ne alakası var? Az bile dövdüm. Susturacaktı o yanındakini, it. Ya Yiğit. Sen gidince ne yapacağım ben burada ya? Ya sen de çık. Ne işin var burada? Niye duruyorsun ki zaten? Ne çekeceksin bunları? Gidelim başka bir yerde iş bulalım. Olmaz. Ya bulamam. Başka bir iş bulmam çok uzun sürer. Bir de biliyorsun işte. Zam yaptılar ya. Bile biliyorsun değil mi? Ya gerçekten bu zamma falan ihtiyacın yok senin. Git annene söyle, olsun bitsin. Yiğit konuştuk bunları. Ben kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Kızım. Nasıl istersin? Yiğit. Beni görmeye gel, olur mu? Saçmalama, tabii ki geleceğim. Yiğit. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ender'cim, bakıyorum yüzünde güller açıyor. Hissedar oldum, ne yapayım, ağlayayım mı? Hem de durduk yere. Tutturdun beni öldürmek istiyorsun diye. Hisseleri kaptım böylece. Seninle bu konulara hiç girmeyeceğim Şahika. Hakkım olan sonunda benim oldu. Hı? Olan da yine Halit'e oldu. E baksana. Üzdüğü bütün kadınlar bir yerlerde. Ben holdingin başındayım. Sen iyi kötü tehditle, şantajla bir şekilde hisse sahibisin.
Yıldız desen o da kendine göre domestik bir iş buldu. Kadınların zaferi resmen. Beni güldürdün Şahika. Gören de seni kadın kolları başkanı sanacak. Ya şurada iki kişiyiz. Niye oynuyorsun ki? Elinde olsa etrafındaki bütün kadınlardan kurtulursun sen. Herkesi rakip gördüğün için. Hı? Ben rakipsizim Ender. Hem de her konuda. Buyurun. Aa, Mahir Bey hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Merhaba. Hisse devir sözleşmesi hazır. Sağ olun. Mahir Bey bana dışarıdan hukuk hizmeti veriyor. Oturmaz mısınız? Tabii. Al Ender'cim. Senin ne yapacağın belli olmaz. Dikkatlice okuyayım. Oku. Elbette oku. Bizim zamanımız bol. Benim okumama gerek yok. Sen imzalayınca ben de imzalayacağım. Hepsi bu. Okey. O halde hepimize hayırlı olsun. Bay Şahika. Görüşürüz. Teşekkür ederim Mahir Bey. Hocam beni çağırmışsınız. Bir şey mi oldu? Gelirim, otur. Sana güzel bir haberim var Elif. Öyle mi? İngiltere'nin en ünlü müzik okullarından biri İstanbul'da şube açtı. Adını duydun mu hiç? Duydum tabii hocam. Duymaz olur muyum? O okul sana burs verecek. Burs mu verecek? Gerçekten mi? Okul orkestralarında çalan öğrencileri takip edip yetenekli olanlara burs veriyorlar. Bizden de seni çok yetenekli bulduklarını söylediler. İnanmıyorum. Şimdilik sadece hafta sonları olacak. Yazın tüm hafta gideceksin. Biliyorsun oradan alacağın sertifika ile dünyanın en iyi müzik okullarına giriş yapabilirsin. Tabii eğer çok çalışırsan. Biliyorum hocam. Tabii ki çok çalışırım. Sıkıntı yok. Tamam o zaman. Bugün okul çıkışı git. Kaydını yaptır. Adresi falan biliyor musun? Bilmiyorum ama bulabilirim hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam Erim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Alo. Metin Bey merhaba. Dediğinizi yaptım. Erim burs kazandığını sanıyor. Okul çıkışında da müzik okuluna gidecek. Caner'cim. Ablacığım, ne yaptın? Attın mı imzayı? Attım. Artık resmen hissedarım. Oh, oh. İnşallah tamamını almak da nasip olsun. Halit'i etkilemeyi de başardım. Halit kendi hisselerini geri aldığı an bana güvendiği için beni yanına alacak. Nasıl? Hmm, yani bir tarafta Şahika, bir tarafta senle Halit, öyle mi? Aynen öyle. Tabii Şahika, Halit'in bankadaki bloke hisselerini alacağından %100 emin olduğunda bana rahatlıkla verdi o %10'u. Yoksa günahını vermez. Yalnız o Halit de ne sinsi çıktı be. Hala Sıtkı'nın evinde oturuyor. Yani ben zengin olsam hemen duyarsın. Hatta fakirleşip tekrar zengin olsam böyle yeri göğü inletirim abla. No, Yıldız'ın evine geçmiş. Ne? Ne alaka ya? Aman güya boru patlamış da falanmış da filan. Hepsi yalan yani. Halit şu anda Yıldız'ı tekrar kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Ama ortalık karışık. Bakalım ne olacak? Karışık mı? Ne oldu ya? Ne ara karıştı da ben ne kaçırdım? Şahika yeni gelen CEO'dan hoşlanıyor. Yeni gelen CEO Yıldız'ı beğeniyor. Halit Yıldız'ı geri kazanmak istiyor. Abla tamam. Ben de birinden hoşlanıyorum, birini seviyorum de tam olsun ya. Bu ne böyle Doğu Ekspresi gibi? Ay saçmalama Caner ya. Bizim bu karışıklıktan faydalanmamız lazım. Faydalanmasak? Olmaz. Akşam herkesi bir araya getireceğim.
Şahika'da rakipsiz olmadığını anlasın. Onu da biraz duygusal olarak yoralım. Ne dersin Caner? Duyguları varsa yorulur tabii de hiç sanmıyorum. Neyse benim kaçmam lazım, hadi. İyi, ben de geleyim de şu yeni gelen misafirlerimize bir bakayım o zaman. Hadi çıkalım beraber. Tamam Zehra'cığım, sen giyin gel, bak Akın bekliyor. Ay. Baksana hali hal değil. Nasıl yani, anlamadım. Neyini anlamadın ya, yine içiyor işte. Ha. Ben ilk evlendiğim zaman da Zehra ayık gezmiyordu. Sonra bırakmıştı. Şimdi kendini kötü hissediyor ya, yine başladı. Ne yapacağız? Sen arkadaşı olarak onunla konuşacaksın. Durumun vehimliğini ona anlat. Ya Zehra beni dinler mi ki? Canım benim, kızın yazdığı kitabı zorla kendi şirketinden bastırtmadın mı? Nasıl ikna ettiysen şimdi de konuş, ikna et. Aa bak, vallahi babası kapatacak bir yere kızı. Kapatacak. Hoş geldin Akın. Hoş bulduk. Nasılsın? Yapmayın ki ya, korona var zaten. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ne? Ne bileyim, gözlük falan. Ne olmasın ya, gözlük pavyon gibi ışıl ışıl her yer. Siz nasıl duruyorsunuz böyle, anlamıyorum ki, kör olacağım ya artık. Ha. Ayşe, niye hepiniz iyi misin, iyi misin diye soruyorsunuz? Bak gayet iyiyim. Tamam tamam, öyle genel bir soru. Zehra'cığım bir hava alalım mı? Dışarı çıkalım mı? Dolaşalım mı? Sahilde yürümek ister misin? Ne yürüyüş ya, bayık bayık. Yürüyüş yapacakmışız. Ya oksijen alman için sürekli evde kapalısın. Azot salgılıyorsun ya, bizi de zehirledin. Tamam Yıldız, tamam. Anladım ben seni, ne demek istediğini. Hadi çıkalım. Bir yerlerde otururuz belki. Ha, kafede falan otururuz. Çay ya da kahve içiyorsunuz. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ben anlamıyor muyum sizin ne yapmaya çalıştığınızı? Çocuk muyum ya ben? Ya yeni kitabından da konuşuyorduk. Ne kitabı be? Başlayacağım kitabına şimdi senin. Yok kitap falan, bitti kitap işleri. 200 lira bozuk var mı ya? Kafede oturacağız ya, çay falan. Ay tamam Akın, yürü şuraya, vereyim şurada çantam ya. İş bende, sen rahat ol. Ben çözeceğim. Tabii, kontrol tabii. Bende. Bekliyorum. Buyurun. Merhaba, girebilir miyim? Merhaba, buyurun tabii. Mersi. Kerim Bey değil mi? Evet, siz hanımefendi? Ender, Ender Ekinci. Kayanın eşiyim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam birlikteyiz zaten. Şahika gerçi söylemiştir size ama öncesinde gelip bir tanışmak istedim. Çok incesiniz. Buyurmaz mısınız? Okey. Bir şey içer misiniz bu arada? No, mersi. Şundan kullanabilir miyim acaba? Tabii tabii. Daha önce Dubai'deydiniz sanırım. Hı? Evet. Neden ayrıldınız? Havası çok sıcak geldi. Biraz kafamıza estiği gibi mi hareket ediyoruz acaba? Biraz. CEO'luk zor olmayacak mı? Yani her şeyin planlı olması gerek ya. Yani aslında bence planlı olmam değil, verimli olmam beklenmeli. Tabii biz bu holdingde işkolik yöneticilere alışkın olduğumuz için biraz garipsedim. Lütfen yanlış anlamayın. Niye yanlış anlayacağım canım? Yani kabul ediyorum, benim tarzım biraz farklıdır, değişiktir. Ama insanlar hemen kolayca alışacaktır, merak etmeyin. Hem farklılık çekicidir. Halit bu şirketi başında olsaydı sizinle nasıl yapardı, merak ettim doğrusu. Ha, biz Halit Bey'le anlaştık bence. Kendisi yeniliklere açık biri. Hem ardından gelen yeni nesle de şans verecek birine benziyor. Olabilir, olabilir. Okey, madem öyle akşam görüşüyoruz değil mi izninizle? Tabii, ne demek, görüşüyoruz. Bu arada lütfen bana Kerim deyin, olur mu? Oray, karşılıklı sizle bizle konuşmayı bırakıyoruz. Süper, resmiyetten hiç hoşlanmam. Nice. O zaman bu akşam görüşüyoruz Kerim. Görüşürüz Ender. Bye bye. Bye. Aferin oğluma, dişini kaşıyor salatalıkla. Ay dur, dur anneciğim, ne olur bana gelme. Ya Yıldız ne yapacak şuncacık kedi sana? Sakin ol. Ay ben kedileri aslında çok seviyorum, uzaktan dokunamıyorum, bu geliyor. Aysel alsana şunu. Anneciğim git ötede yaşa canım benim. Ay altıma girdi, altıma gir, git anneciğim, kuyruksuz. Ne olur anneciğim öteye gel, git, ne olur bak abilere git. Gel, gel, gel canım benim, gel tamam tamam Yıldız. Sen de yavaş yavaş alışacaksın artık işte, bırak. Ay Halit, sana da kötü örnek.
Ay çok sevindim biliyor musunuz? Şu plazadan ayrıldığımızda üstüme üstüme geliyordu. Çok yoruyordu beni. Teşekkürler Bülent Bey. Hakikaten ya bittim ben de ya. Bakmayın ha adapte de olamadık yani. Orada böyle herkesin bir havaları, afırları, tafırları. Bak millet orada var ya birbirinin yüzüne gülüp kuyusunu kazma peşinde. Ya sana ne oluyor be? Sen niye etkilendin bundan bu kadar? Ya bizim ömrümüz böyle geçmiyor mu? Biz kimlerin kimlerin arkasından kuyusunu kazdık da yüzüne güldük. Şurada üç kişiyiz birbirimize yapmadığımızı bırakmadık be. Ay Caner'de de ne hafıza var ya. Hiçbir şey unutmuyor. Unutur muyum? Unutturmuyorsun ki. Bir sen, bir ablam arasında böyle gide gele perişan oldum ben. Ne var ya hayat tecrübesi. Zehra sana kağıt helva alayım mı? Ya ne kağıt helva uzaktın ya? Nedir kağıt helva ya? Böyle içi bağ dolu saçma sapan bir karbonhidrat neyime yarayacak bu benim? Saçma sapan fikirler, aptal aptal konuşmalar ya. Allah Allah. Zehra sen son zamanlarda çok sinirlisin. Farkında mısın? Değilim ya sinirli falan. Değilim. Sinirliysem de nedir yani sakinleşirim bir süre sonra. Ya ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya? Ya bırak. Allah Allah. Bir şey yok. Zehra yapma böyle. Ne oldu sana ya? İnsan bir anda bu kadar değişir mi? Değişir mi? Bir anda mı değişti ya benim hayatım? Değişti mi? Mahvoldu benim hayatım. Mahvoldu. İkisinin arasında fark var. Sen görmüyor musun ya acaba bunu? Ya tamam sakin ol. Bir şey demedim tamam. Deme zaten ya. Bir senin bana akıl vermek aldı. Siz ne yapıyorsunuz ya? Yıldız seni arıyor. Zehra'yla konuşmuyor diyor sana sürekli. Ne oluyor ben anlamıyorum ya. Yok ya kimse bir şey demedi. Ben kendim doğaçlama şey ettim öyle soğudum. Şey etme ya. Deme bana bir şey. Yeter ben çok şiştim artık ya. Bıktım sürekli insanların bana şunu. Bunu yap demesen. Deme. Sen de deme bana hiçbir şey. Deme. Zehra dur. Akın. Yardım edin be Akın! Yardım edin! Bir şey arayın ya Akın! Kurtar! Ben gelemem ya! Kurtar! Gel! Akın! Yardım etsene! Nereye bakıyorsun sen bana? Yardım etseniz bir şey birini arayın be bir şey yapın! Gelin. Haluk Bey. Hisseleri almama çok az kaldı. Hisselerle birlikte yalıyı da almak istediğimi söylediniz değil mi? Söyledim Şahika Hanım. Güzel. Yarın bir gidip görmek isterim. İçinde bazı şeyleri değiştireceğim. Kırım döküm işleri için de izin almamız gerekecek. Bunu halledebilir misiniz? Ben hepsini hallederim. Siz merak etmeyin. Orayı tamamen kendi zevkime göre dekore edeceğim. Eski halinden eser kalmayacak. Siz mimara söyleyin. Benim orada olacağım saatte o da orada olsun. Tamam efendim. Şimdilik bu kadar. Belki de vereceğim ilk davetin onur konuğu da Halit olur. Kim bilir? Gel be pamuk şeker gibi oldun çek. Yavuz Hanım. Ne oluyor Aysel çığlık çığlığasın? Halit Hanım bir şey oldu. Yok Halit Hanım değil gelin bakın. Ne oldu? Niye öyle çığlık atıyorsun? Yüreğime indirdin. Bakın Yavuz Hanım. Ne oldu sana be? Denize düştüm yani olamaz mı? Yani senin için normal olabilir tabii de ne demek denize düştüm ya? Yılana sarılaydın bari be. Sen olsan sarılırdım. Ay tamam durun bu halde kavga mı edeceksiniz? Sen yürü bakayım Halit'in kuru eşyaları vardı Aysel. Adamı kurula da bir Halit'inkilerden giydir. Ay burası da ne kokuyorsa. Nasıl düştü bu denize be? Nasıl düşecek? Ben düşmüştüm ya bir kere onun gibi bir şey oluyor gibi oldu. Düşmedim işte ben de almaya getirdim. Anımı uzattınız be. Tabii canım tabii. Kahramanın kurtarmış seni işte. Ne oldu kıskandın mı acaba? Ne kıskancım be? Şişirdiniz beni be hepiniz. Aa, Fatma yeni çiçekler sipariş et demiştim ne oldu? Birazdan gelir Ender'im. İyi bari çünkü bunlar gitmiş. Neyse. Anne. Aşkım. Aa o ne? Bak şimdi sana anlatacaklarıma inanamayacaksın. Benim İngiltere'ye gitmek istediğim çok ünlü bir müzik okulu vardı ya. Evet. İstanbul'da şube açmışlar. Aa bilmiyordum. Şimdi sıkı dur. Bana burs verdiler. Aa. Ya ben de çok şaşırdım ilk başta. Hatta inanamadım ve çok sevindim. Bizim müdür çağırdı beni. Sonra gittim okuldan sonra ve bana bu gitarı verdiler. Hem burs hem gitar. Ne kadar bonkör bir okulmuş bu. Evet hem de sattığım gitarımın aynısı.
kadar da para verdiler yani. Yani bilmiyorum o kadar para verip vermediklerini de, neyse işte. Sonuçta gitar verdiler ve yepyeni. Ellerinde vardı herhalde. Aşkım, biliyorsun yani senin ne bursa ne yeni bir gitara ihtiyacın var. Bunları bana söylemen yeterli, ben hallederim. Hı? Yani anneciğim biliyorum tabii ama sürpriz oldu benim için de, iyi bir şey bu. Okey, o zaman en kısa zamanda kutlayalım onu. Hı? Ne dersin? Tamam. Ama şimdi çıkman lazım, Asım abin seni bekliyor, babana götürecek biliyorsun. Ha, tamam, süper olur, hem babama da göstermiş olurum. Göster, göster. Görüşürüz anneciğim. Baba aşkım. Selam söyle herkese. Görüşürüz. Ne diyeyim ben sana Halit? Neyse, yine de iyi bir babasın. Her şeye rağmen. Yıldız, bu böyle telkinle, konuşmayla olacak iş değil. Zehra'yı tutmasaydın denizin dibini boyluyordu. Ben söylüyorum, tek çare dayak. Ay anne, ne dayağı ya? Dayak mayak yok. Ya bir doktorla mı konuşsak ya da kliniğe mi yatırsak, ben bir araştırayım. Ah kapı, Halit geldi. Hadi Akıncığım, yedin, içtin, giyindin, duşunu aldın, artık git. Pardon? Halit Bey fakir olduğu halde hala ondan korkuyor muyuz? Evet canım, sen benden de kork, birazcık daha konuşursan. Hadi. Hadi Akıncığım, hadi. Halit'ciğim hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Efendim iyi akşamlar. İnanın size olan saygım zerre kadar değişmedi. Sana da iyi akşamlar. İyi akşamlar tabii ki efendim, iyi akşamlar. Hadi Akıncığım, ben seni geçireyim. Hadi, sağ olun Akın Bey. Benim kıyafetlerimi niye giyiyor? Halit'ciğim sana yalan söylemeyeceğim, evet senin kıyafetin. Tutturdu, Halit Bey benim moda ikonum, ben ona hayranım, ay bu onun kıyafetleri mi diye vermek zorunda kaldım. Ama merak etme, en çirkinini seçtim, kahverengi olan, verdim onu. Ben mi ikonuyum? Evet, evet. Ne saçma şey böyle ya. Bir insan benim kıyafetimi niye giyer ki? Ben bilmiyorum, sana hayran o yüzden. Neyse bak, erim gelecek, siz ikiniz bu akşam çok eğleneceksiniz. Niye, sen yok musun? Yok, ben bir yemeğe davetliyim. Dur, sana bir yorgunluk kahvesi söyleyeceğim. Aysel, bir Türk kahvesi yap Halit'e, koş. Ben de bir arada oluruz diye düşünmüştüm ama. Nereye gidiyorsun? Ha, Ender yemeğe davet etti beni, ben de gelirim dedim, ondayım. Geç kalmazsın herhalde değil mi? Yok yok, kalmam. Ben şimdi gideyim Halit canımı öpeyim, sen otur kahveni iç. Anne gel, Halit'le sohbet edin. Hoş geldiniz tekrardan. Aysel, bana da bir kahve canım. Baba ben çıkıyorum. E kalsaydın iyi akşam yemeği, hem Kerim'le de tanışmış olurdun. Yok ya, ondan sonra tanışsam olmaz mı? Böyle bir cenale program yaptık. Neşem yok benim. Hayırdır oğlum, bir şey mi oldu? Yok öyle özel bir şey olmadı ya. Mevsimlerden herhalde, enerjim düşük. Aa, mevsimsel diyorsun ha? Ha. Ben de yut. Vallahi bir şey yok ya, iyi, merak etme. İyi peki, hadi iyi eğlenceler. Oo, Fatma Hanım. Güzelliğe bak. Hazır mı diyecektim ama öyle mi diyorsunuz? Sevgili karıcığım, sen ne olmuşsun böyle ya? Aa. Eyvah, yangın çıkacak ha burada. Aşkım, artıyorsunuz beni ya. Bir de bu var. Ne var? Ne? Hanımlar, beyler kusura bakmayın. Birazdan gerçekten yangın çıkacak. Ben gidiyorum. Love is in the air. Şahika, sen de çok şık olmuşsun. Ya bu Kerim çok önemli bir şahsiyet herhalde. Herkes stil yarışmasından çıkmış gibi maşallah. Aa, abicim, her zamanki halim, rica ederim. Sen her zaman böyle misin? Gözümüz yandı ışıltıda. Ender'cim, ben parlamak için doğmuşum. Ne yapabilirim ki? Öyle mi canım? Akşam yemeği için biraz abartılı olmamış mı? Bana diyorsun ama senin de maşallah var, merak etme. Kızlar, ikiniz de gayet şıksınız. Gerginlik yok. Neyse, ben hazırlıklara bakayım. Fatma Hanım, rica ediyorum, şu şampanyayı buzluğa atar mısın? Misafirimiz geldiğinde soğuk olsun. Baba. Gelebilir miyim? Tabii. Nasılsın? İyiyim. Anlatsana bana. Ne oluyor? Ne olsun baba öyle. Bir şey oluyor, yok. Aynı her şey. Bana pek aynı gibi gelmiyor kızım. Ben her şeyin farkındayım.
Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın. Neyi farkındasın? Yeniden mi içmeye başladın sen? Yok baba, yani... Evet ama öyle eskisi gibi değil zaten. Olmaz da öyle eskisi gibi. Ben şimdi burada kalıyorum ya, çok sıkıldı canım. İşte bulamadım. Ya başarısız oldum baba ben ya. Herkes bir şey oldu, ben olamadım. En çok da ben istemiştim halbuki. Yani bir şey olmayı, seni gururlandırmayı ama... Olmadı, yapamadım yani. Öyle. Can. Benim senden beklentim... Kendine iyi bakma. İyi olma. Başka bir şey istemiyorum ki. Özür dilerim baba. Gerçekten. Yani demek ki senin çocukların arasındaki en dayanıksız, en beceriksiz benmişim. Böylece bunu anlatmış olduk. Şş. Bunu bir daha bana söyleme, tamam? Sen benim ilk göz ağrımsın. Güzel kızım benim. Benim baba, gerçekten her şey için çok özür dilerim. Bak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz farklı bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz değil mi? Gülay'a baksana. O da okulun kafesinde çalışıyor. Düşünmemek için. Böyle mi diyorsun? Öyle tabii. Özür dilerim gerçekten. Geçecek her şey. Bir şey yapmanı isteyebilir miyim sen? Belki bu dönemi daha kolay atlatırız. Terapi görmeni istiyorum. Tamam. Kıyamam sana. Hey. Tamam. Gidecek her şey. Hadi toparlan. Elim gelecek birazdan, bizi böyle görmesin. Tamam. Tamam ama yani o şekilde imza atamayız. Çok sağ olun Fatma. Evet. Ne yapıyorsun sen? Cildim biraz kurumuş da. Parladığın yetmedi, bir de bacaklarını mı parlatıyorsun? Ne yapacaksın? Güreşe mi hazırlanıyorsun yoksa? Uf, Ender ya. Geldi herhalde. Geldi. Merhaba. Hoş geldin Kerimciğim. Ne kadar naziksin. Hoş bulduk. Kerim hoş geldin. Hoş bulduk. Geçsene. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Çok iyiyim. Gelsene. Misafirimizin üzerindekini alır mısın? Buyurun. Teşekkür ederim. Siz hepiniz ne kadar şıksınız böyle. Harika görünüyorsunuz ya. Ben sizin yanınızda çok spor kaldım. Şahika'nın her günkü hali. Şahika'cığım incilerin dökülmeye başlamış. Sana bu tarz yakışıyor Kerim'ciğim. Teşekkür ederim. Ya diyorum ki, acaba cuma günleri şirkette serbest kıyafet uygulaması mı yapsak? İsteyen istediği gibi giyinsin. Çok iyi fikir. Olabilir. Neden olmasın? Aa, ne kadar güzel bir hediye. Bayıldım gerçekten. Yani kendin gibi hediyen de orijinal. Teşekkür ederiz Kerim. Ben teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. Ya ben öyle çiçek getirmeyi falan sevmiyorum. Daha kalıcı şeylerden hoşlanıyorum. Ay ne kadar çok ortak yönümüz var Kerim. Ben de çiçekleri sevmiyorum. Aa, sevmiyor musun? Her gün yeni bir huyunu öğreniyoruz Şahikacığım. Neden Ender, seviyor muyum yani? Şahikacığım her gün odana taze çiçekler geliyor. Hayranlarım çok, ne yapayım? Ha. Yani yanlış anlaşılmak istemem ama ben çiçek seviyorum. Fakat dalında.
Güzel. Evet. Ne kadar güzel ya böyle hep birlikte yaşamanız. Ya bu devirde çok zor vallahi. Şahika sen bir de çocuklar var demiştin ama. Evet. Onlar bu akşam yok dışarıdalar. Hmm. Yani birlikte yaşadığınıza göre demek ki iyi anlaşıyorsunuz. Şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. Çünkü ben kimseyle birlikte yaşayamam. Hele akrabalarımla falan asla. Aranızda hiç tartışma falan olmuyor mu ya? Yani öyle ufak tefek diyelim. Ama bir orta nokta buluyoruz sonunda. Güzel. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin tekrar. Şahika. Ender. Ne yapıyorsun her şeyi? Size bir sürprizim var bu arada. Ne sürprizi? Aysel abla, mutfakta sakladığım şeye getirir misin? Tamam, hemen derimci. Saklamalı bir de. Tabii. Asuman Hanım nerede? Biz böyle ailece kalalım diye odasında takılıyor. Olur mu kızım? Ayıp ya. Git çağır. Tamam. Dur, Lila dur. Bakın. Ne? Eski gitarın değil mi bu, o mu? Hayır. Ender mi aldı? Hayır, ben müzik okulundan burs aldım ve bana bu gitarı verdiler çalışmam için. Ece, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok gurur duyuyorum seninle. Öp bakayım abi. Öp. Abi burada oğlum. Aferin sana oğlum, tebrik ederim. Her zaman her şeyin en iyisine layıksın. Sağ ol baba. Gördünüz mü çocuklar? Her şey yavaş yavaş düzeliyor. Değil mi oğlum benim? Aslan ablayı çağırayım ben. Çağır. Umarım benim için de öyle olur baba. Olacak kızım. Hepimiz için öyle olacak. Bana bak, öp bakayım ablayı. Aferin benim oğluma. Ben çok mutlu oldum baba. Sen de sevindin mi? Elbette sevindim. Çok yaşa. Sevinmez miyim oğlum? Kardeşine de öğretirsin artık ha? Öğretirim tabii. Tabii ki. Erimciğim, şimdi Lila söyledi. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim. Bak, benim hislerim kuvvetlidir. Bence sen ileride çok iyi bir müzisyen olacaksın. Teşekkür ederim Asuman abla. Asuman Hanım, niye içeride oturdunuz? Ben siz ailecek olun diye. Olur mu? Biz zaten hepimiz bir aileyiz. Ayrıca burada geçici misafir değil miyiz? Doğrudur. Oğlum, bak anneanne de geldi. Hani anneanne? Hani anneanne? Yemek hazır Ender Hanım. Okay. Artık geçelim mi Ender'cim? Bir misafirimiz daha var. Gelmek üzere deriz. Kim geliyor Ender? Sürpriz. Geldi galiba. Merhaba canım. Merhaba. Yanoşu. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Konuşmuyorduk değil mi? Uzaktan öpeyim. Al canım sen bunları. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Sürpriz oldu. Evet, Endo çağırdı, geleyim dedim. Sürpriz. Kerim. Yıldız. Senin burada ne işin var? Yemeğe geldim. Siz tanışıyor musunuz? Şahikacığım ne tesadüf değil mi? Kerim'le Yıldız daha önceden arkadaşlar. Ben de hep birlikte yemek yiyoruz. Yıldız'ı da davet edeyim dedim. Öyle mi? Bilmiyordum. Ama ne alaka yani? Tanışık olmak için bir alaka mı lazım Şahika? Biz Yıldız'ın şirketinde karşılaştık. Doğrusunu anlat canım. Sen bana bir ayıp ettin, özür dilemedin. Bak ya, sen hala orada mısın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçekten takıntılısın Yıldız. Hadi sofraya geçelim mi? Yemek hazır. Canım sofraya geçmeden önce ben ellerimi yıkamak istiyorum. Sen beni götür hadi. Şurada hemen tuvalet yalnızca. Yok yok, sen götür beni. İzninizle. Böyle geç istersen Kerim. Neyin peşindesin sen? Ne gibi canım? Ne gibi canım? Bana bak, ben anladım senin neyin peşinde olduğunu. Niye bana söylemiyorsun ya Kerim'in de yemeğe geleceğini? Söylemedin mi? Atlamışım herhalde. Ama ben anladım senin ne yapmaya çalıştığını. Tamam. Üstüme gelme Yıldız. Şahika'yı gıcık etmek için yaptım. Kerim'e ilgisi var. Öyle hissettim.
Beni kullandın yani. Ay evet. Sanki ilk defa kullanılıyorsun. Ama abarttın ya. Ucunda şahikayı gıcık etmek var, bir de öyle düşün. İyi tamam o zaman. Allah'tan ben de sevmiyorum şahikayı. Hemen empati yaptım. Hadi yürü. Hadi. Lütfen kusura bakmayın. İyice kaynattınız mı bakalım? Kaynatamadık canım, vakit çok kısaydı. Kerimciğim, sen bizimkileri pek tanımazsın. O yüzden ben sana kısa bir özet geçeyim. Yıldız'la Ender eskiden birbirine düşmandı. Hatta birbirlerine yapmadıkları kötülük kalmamıştı. Ama sonra Şahika geldi, birbirimizle uğraşmayı bıraktık. Şahika'nın derdine düştük. Peki neyi paylaşamıyordunuz? Çok güzel bir soru. Halit'i paylaşamıyorlardı. Şahika. Yalan mı abicim? Yani ben nişanlandım diye yapmadıklarını bırakmamışlardı. Kıyameti koparmışlardı, öyle değil mi? Nasıl yani? Aynı Halit Bey'den mi bahsediyoruz? Evet, aynı Halit'ten bahsediyoruz Kerimciğim. Yalnız bu paylaşamamak konusu şöyle. Bende öyle bir şey yok. Biz boşandık ama benim hayatım boyunca en büyük aşkım hep Kaya oldu. Aşkım. Ben buna gülerim. Yani Halit Bey'e bir kez daha hayran oldum. Niye ya? Niye hayran oluyorsun ki Halit'e? Nasıl olmayayım ya? Böyle güzel ve akıllı kadınlar Halit Bey'in etrafında boşuna pervane olmamışlardır herhalde, değil mi? Doğru. Halit eskiden öyle süklüm püklüm bir adam değildi. Zamanında çok güçlü bir adamdı. Sahi Şahika, Halit Bey senin asistanın olmayı nasıl kabul etti? O kısmını biz de anlayamadık. Kendisi zehirli sarmaşık olduğu için öyle bir yöntem denemiş olabilir. Ay kabul etmeyip de ne yapacaktı? Yani ama bu saatten sonra başka kim iş verir? Ben yine insanlık yaptım. Ben senden korkmaya başladım. Bravo. Öyle şükür ki Kerim'in algıları bizden açık. Biz biraz geç anladık. Halit hala anlayamadı. Evet, bu konuları kapatsak ne yapsak? Evet evet, bence de. İyi Kerim, biraz da sen anlat. Olur, anlatayım. Oğlum. Şişt. Ya sanki uykusu geldi gibi, değil mi? Evet. Ben artık yatırayım onu. Pardon. İyi uykular oğlum. Hadi iyi geceler de herkese. İyi geceler. Ha, ben pasta yemeyeceğim. Ben alırım. Ya bugün kötü bir şey oldu. Ya ben artık gerçekten hiç kötü bir şey duymak istemiyorum. Yatsam olur mu? Olur kızım. Gel bakayım. İyi uykular. Konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Yok, unutmam babacığım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu bugün ya? Yiğit benim yüzümden işten atıldı. Ne demek benim yüzümden işten atıldı? Bana da bir şey söylemedi. Sen yine de bilme zaten. Yani benden duyduğunu belli etme. İlhan, ne demek benim yüzümden oldu ya? Söylesene nedenini. Ya okulda salak bir kız var. Sürekli benimle uğraşıp durdu işte, sataştı. Hayatında biri yok anladığım kadarıyla. Yok. Ama hayat yalnız geçmez bence. Şimdilik yok de. İleride mutlaka biri olur. Evet evet, olacak belli, anladık onu biz. Gördüğümüz üzere. Kendinden mi bahsettin yoksa? Aa. Ay deli deli şeyler söylüyor bu çocuk arada. Sizin arkadaşlığınız bu şekilde ilerliyor yani. Jargonunuz bu. Yani biz öyle sandığın gibi arkadaş değiliz aslında. Neyiz ki biz? İşte. Daha iki kere görüştük, hemen biz neyize bağladın. Sen beni sinirlendirmek için yapıyorsun ama ben bunları yemem canım. Az önce sanki biraz yedin gibi ama. yedi. Yemez mi? Tabaklarca yedi hem de. Öyle glutendi, şekerdi derken baksana şiştikçe şişti. Aa, ne alakası var? Hiç öyle değil. Yani brokoliler yiyor. Tamam Ender'cim, savunamadın sen beni. Canım benim 6 aylık bebeğim var, tamam mı? Hala emziriyorum, istediğimi yerim. Sen sus. Ama zayıfladım. Çok zayıfladım gerçekten. Dubai'den önce Londra'daydın değil mi Kerim? Evet. Ya bir dönem ben de kaldım. Öyle mi? Evet. Neresindeydi? Kensington tarafı. Of,
Peki kızım. Yani diyemediniz mi bu durup dururken olmadı diye? Babacığım söyledik de müdür bizi dinlemiyor ki. Hay Allah'ım yarabbim ya. Gerçi belki de iyi olmuştur. Yani çocuk senin için bulaşıkçı oldu. Sağ ol erim ya. Lila bir şey soracağım. Yiğit tekrar işe dönmek istiyor mu yoksa... yani onun için işten ayrılmak daha mı iyi oldu? Üzüldü gibi geldi bana. Yani üzülmüştür tabii, seni göremeyecek artık. Evet, ben de üzüldüm. Tamam, üzülme. Belki müdür insafa gelir, tekrar işe alır ha? Yani inşallah öyle olur. İyi. Hadi ben çıkıyorum. Uykum geldi. Gel öpeyim sen. Üzülme böyle şöyle, tamam? İyi güzel. Hadi oğlum, babacığım. Görüşürüz. Efendim Halit Bey. Metin, Kaya'nın oğlu Yiğit var ya. Lila'nın çalıştığı kafede çalışıyordu. Evet, bilgim var efendim. Tamam, kafede bir olay olmuş. Yiğit de olaya karışmış. İşten çıkarmışlar. Bir şekilde Halit onu işe geri alsınlar. Sebebi neymiş biliyor musunuz? Yiğit de durup dururken karışmamış olaya. Elbette bir suçu vardır yani. Ama sen şimdi ikna yeteneğini kullan. Onu hemen işe alsınlar. Tamam Halit Bey, elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin. Senden haber bekliyorum, tamam mı? Ya sana şöyle söyleyeyim mi? Durma meydanı bomboş. Şahika'nın gözü bende diye yiyemedim tiramisu'yu. Sen şoförle bana yolla kaldıysa. Sen de yeme işte, şunun ağzına laf veriyorsun. İnşallah girdiği kadar. Umarım. Bir kahve daha içen var mı? Ben almayacağım, teşekkür ederim. Ben kahve falan almam, artık gideyim. Oğluşumu çok özledim. Biliyorsunuz evimde de misafir bol. Beni beklerler. Bir taksiyi arasana ya, arabasız geldim, şoförüm de yok. Ben de kalkıyorum, ben bırakırım seni. Ay dur, sen nereye gidiyorsun ya? Oturuyoruz ne güzel. Yıldızcığım, ben seni şoförümle yollarım. Kalkayım. Ha, şarampole yuvarlanayım sonra değil mi? Yemezler canım. Yıldızcığım bak, Kerim de gidiyormuş. Gidin işte birlikte, ye, ne var? Fatma'nın montumu alayım. Yani Yıldız'ın tarzı bu galiba. İlla yalvartacak. Ayağına sağlık, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, her şey için sağ olun. Şahika, her şey için teşekkür ederim. Sık sık gel. İnşallah. Ender, harika ev sahipliği yaptınız. Çok mersi. Her zaman bekliyoruz Kerim'ciğim. Çok keyif aldım bu geceden. Teşekkür ederim Fatma Hanım. İyi akşamlar. Bize sağlık. İyi akşamlar. Hiç öpmeyeyim canım, dezenfektanlıyım. Hadi hoşça kalın. Bye bye Yıldızcığım. Hadi bye bye. Bye bye Kerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ateş bacayı sardı saracak. Vallahi bana da biraz öyle gibi geldi, bilmiyorum ama. Ha. Ne saçmalıyorsun sen Ender? Ne ateşi ne bacası ya? Görmedin mi Kerim'in Yıldız'la şakalarını filan? Kerim Yıldız'la ancak dalga geçebilir. Yok yok, durup dururken olmaz böyle şeyler. Ben adamı gözünden anlarım, eminim. Kerim gibi biri Yıldız'a asla bakmaz Ender'cim. Aa, Şahika'cığım acaba ben mi yanılıyorum yoksa sen Kerim'den hoşlanıyor musun? Ben yatıyorum, herkes kendine çok iyi baksın. Sadece sordum ama neyse. Gördün mü Kaya, bak. Gördüm Ender, gördüm, her şeyi gördüm. Kahve yapayım mı? İstemem. Yıldız'ın tramüsünü ben yiyeyim bari. Sen nereden benim seninle gelmek isteyeceğimi bildin de hemen atladın? Belki ben seninle eve dönmek istemiyorum. E ama şu an benimle dönüyorsun. Evet ama bir sor, bir sor, isteyerek mi dönüyorum? Bakayım. Vallahi halinden gayet memnun görünüyorsun. Bir kere sen resmen oldu bittiye getirdin, tamam mı? Komik kız, sen böyle her şeyi abartmayı çok seviyorsun ha. Ya sizin Ender'le amacınız Şahika'yı sinir etmek değil miydi? Başardınız işte, daha ne istiyorsun? Sen nereden anladın ya? Ha, bir akıllı sensin öyle mi? Yok yok, sen de fena değilsin. Ama yani yine de şaşırdım vallahi, helal olsun. Farkındaysan seni hep şaşırtıyorum. Tebrik mi bekliyorsun? O değil de siz iki cadı bu zavallı Şahika'dan ne istiyorsunuz? Şahika mı zavallı? Zavallı tabii. Kadıncağız tek başına holdingi yönetiyor, bir de sizinle uğraşıyor. Bak bu yaptığınızın ismi zorbalık.
sen Şahika'ya hiç uyanamamışsın, tamam mı? O kadar sinirlendirdin ki şu an benim. Elimin de tersine şöyle bir tane patlatırdım ama samimi değiliz, dua et. He? Olalım işte, ben de onu diyorum. Samimi olalım, patlat bir tane bana elinin tersiyle. Bunların hepsi samimi olalım diye. Olalım da rahatlayalım. Sen kendini komik sanıyorsun ama burada esprileri ben yaparım. Peki. O zaman bundan sonra beraber yaparız. Halit Bey, yatmadınız mı? Uykum kaçtı da. Yıldız da gelir birazdan. Hep böyle geç mi kalır? Normalde dışarı çıkmıyor. Bugün öyle oldu. Anladım. Ben de Halit Can'a mama yapayım dedim. Hadi iyi geceler size. İyi geceler. Işığı kapatır mısınız? Teşekkür ediyorum, sana zahmet oldu. Ne zahmeti canım, benim için zevkti. Ne güzel sohbet ettik işte. Bizimki sohbet gibi değil de daha çok böyle karşılıklı atışma gibi oluyor ama olsun. Ama bizim tarzımız bu, biz böyle anlaşıyoruz seninle. Evet, birazcık alışılagelmişin dışında. daha iyi ya işte. Ne yapacaksın ki sıradan ilişki? İlişki mi? İlişki falan yok. Ha, yine durdun bir şey söyledin. Tamam bir şey söylemedim. Gider ayak kafamı şişirme yine. İyi tamam, iyi akşamlar sana. Sana da. Yıldız. Hı. Sana bir şey soracağım. Ne oldu, sor. Sabah günaydın mesajı beklemezsin değil mi? Ay yine bekleyeceğim senden mesaj falan ya. Ay. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay kapın da açılmıyor yani, ne kadar ağırmış. Sen inme diye açılmıyor. Yok. Ay. Hoşça kal. Ay Halit, korkuttun beni. Uyumadın mı sen? Yok, ne yapıyorsun? Kaçtı da biraz oturuyordum. Mutfakta, karanlıkta. Seni merak ettim. Kim bıraktı seni? Ender'in şoförü bıraktı. Niye sordun ki? Biraz geç kaldım da. Geç mi kaldım? Sen beni mi bekledin yoksa? Ya aslında Zehra'nın durumunu konuşacaktım seninle. Ne oldu Zehra'ya? Ben Zehra'yla konuştum. İç geçtiğini kabul etti. Kliniğe yatacağını da kabul etti. Eski yatığı klinikle konuştum. Bekliyorlar. Yarın sen götürür müsün ona? Tabii götürürüm. Bütün masrafları da benden. Hiç merak etme sen, tamam mı? Yok ben onu hallettim. Nasıl hallettin? Şirketle konuştum. Şirket yardımcı olacak. Yedi dünya paradır o ya. Şimdi Şahika'ya ağız mı eğeceğiz? Ben veririm diyorum. Neyse dur, tamam. Bunları sabah konuşalım. Uykum da var benim. Sen de yat artık, tamam mı? İyi geceler. İyi geceler. Aysel, Halitcan uyuyor mu hala? Evet efendim, hala uyuyor. Dur kuyruksuz. Günaydın. Günaydın. Günaydın Zehra. Hazır mısın yeni başlangıçlara? Aşırı hazırım. Ne oldu kızım? Ne tereddüt? Dün akşam konuştuk. Konuştuk, yok. Tereddüt falan yok ya. Ne?
Ya bir gün evden gittim. Ne duygusal konuşmalar dönmüş, neler olmuş ya. Ben mi bozuyordum yani sizin bütün bu duygusallığınızı? Yok, sen sulandırıyorsun. Ben çıkıyorum, işe geç kalmayayım. Ay, tek olmuş. Sorma ya. Ayaklarım geri geri gidiyor aslında biraz. Her şeyi de Halit'in yanında açık açık konuşuyoruz ya, pes. Evet ya. Oh, bayağı da hiçbir şey saklamıyoruz babandan. Evet. Eskiden de sakladığınızı falan zannediyordunuz değil mi? Hı hı. Dur kızım, ben de geliyorum. Hı. Bu arada gün içerisinde buluşalım mı? Buluşalım, ne oldu? Hem konuşmak istediğim bir şey var, hem de görmeni istediğim bir şey var. Gizli bir şey mi? Haberleşiriz. Tamam. Hadi hoşça kal. Hoşça görüşürüz. Kalın. Yıldız. Hı. Yıldız'cığım, siz herhalde kahvaltın. Bir kahve falan yapalım artık. Zehra, sen içer misin kahve? Aysel'cığım, sen bir içeri gidip yardım eder misin? Hemen efendim. Bana bak, bence sana evlenme teklif edecek. Halit'i mi diyorsun? Ay yok canım, öyle bir şey olur mu? Kızım, dün yeni pencere kapı kenarında seni bekliyordum. Evet, fark ettim. Onu olacak şey değil. Yani bence bu adam senin merhametini yanlış anlıyor. Ben anlamıyorum. Bir şey bulmak lazım. Ne yapayım? Anne, sokağa mı atayım adamı? Hayır, başka bir çözüm bulmak lazım. Senin de gönlün yoksa tabii adama. Ay, gönlüm falan yok tabii ki. Olmasın zaten. Ne yapacaksın batık adamı? Allah Allah, sana bakacak birini bul. Ay anne, bu cümleleri kurarken hiç utanmıyorsun lan. Neyinden utanacağım Yıldız? Senden mi utanacağım? Sanki tanımıyorsun beni. Yaptır şu buğruları da, gidiyorsa evine gitsin işte. Neyse, tamam anneciğim. Halit onunla benim barışamayacağımı gayet güzel bir şekilde biliyor, tamam mı? Zehra'yı terapiye götüreceğim ben. Al iç sen şunu. Zehra! Ah benim salak kızım. Vay be. Demek paylaşılamıyorsun ha? Yok be oğlum. Nereden çıkarıyorsun ya? Bana bak. Sen şu Yıldız denen kadından çok bahsetmeye başladın. Aman sakata gelmeyelim de. Merak etme, gelmeyiz. Beni tanımıyormuş gibi konuşma şimdi. Tanıyorum tanımasına da. Şaka diyorum. Kaka olmasın sonra. Olmayacak, rahat ol. Peki, nasıl istiyorsan öyle olsun. Ha, bu arada dün konuştuğumuz şeyi yapacaksın değil mi? Yapacağım tabii. Artık harekete geçmemiz lazım. O zaman start'a basıyoruz. Aynen. Günaydın. Ne haber? Fena değil. Yiğit'le çalışmaya alışmıştım ya. Yani bugün nasıl geçecek bilmiyorum. Günaydın. Yiğit! Dur. Böyle bir şey yok. İş yeri burası ya. Ne yapıyorsun? Sen işe geri mi geldin? Vallahi bana da sürpriz oldu. Sabah müdür aradı. Dedi ki işte buradaki birkaç kişiden dinledim olayı. Evet, seni tahrik etmişler. O yüzden sana bir şans vermek istiyorum dedi. Sağ olsun. Çok sevindim. Artık hep buradasın yani. Tabii canım, ben daimi bulaşıkçıyım sonsuza kadar. Çok güzel olmuş. Yani tabii ki o güzel değil de yine de burada olman güzel. Hadi. Hadi git giyin. Tamam. Kovduracaksın beni bak. Çok sevindim. Abi bir dakika ben yardım edeyim. Bir saniye. Aman efendim, siz tamam. Gitmeyin. Tamam. Fiş takılı değil mi? Evet. Çalışmalarımız devam ediyor. Size güveniyorum. Halit, biraz acele eder misin? Toplantımız başlamak üzere. Elbette. Halit Bey, işinizi bitirince siz de bize katılın lütfen. Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. Burada danışacağımız Halit Bey gibi biri varken neden ondan faydalanmayalım ki? Asistan olduğu için olabilir mi acaba? Halit Bey, oturun lütfen. Beni mahcup ediyorsunuz Kerim Bey. Benim için önemli olan Halit Bey'in pozisyonu değil.
deneyimi. Burada hepimizin ondan öğrenecek çok şey var. Çok naziksiniz. Az bile söylüyorum. Keşke benim ekibimde olsanız da deneyimlerinizden faydalansam. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Bu toplantıya biraz ara vermek zorunda kalacağız. Kerim Bey, odama gelir misiniz lütfen? Hay hay. Argon Holding tarihinde ilk kez bu kadar kısa toplantı yapılıyor. Kerim, seninle bazı şeyleri baştan konuşmamız gerekecek. Olur, konuşalım. Burada patron benim ve sen bana danışmadan kendi kafana göre hareket edemezsin. Şahika, ben burası kurumsal bir firma diye senin iş teklifini kabul ettim. Eğer bu holdingin CEO'su bensem, kendi kararlarımı veririm. Hiç kusura bakma. Sendeki bu Halit sempatizanlığını ben hiç anlamadım ya. Sempatizanlıkla alakası yok. Halit Bey bu holdingdeki en deneyimli kişi. Ve bunu da kimse inkar edemez. Ama benim asistanım ve ben asistanım olarak kalmasını istiyorum. Anlıyorum Şahika. Peki. Madem açık konuşuyoruz, o zaman sana şöyle izah edeyim. Ben yalnızca özgürce kararlar verebildiğim yerlerde çalışırım. Öyle sürekli sana gelip hesap vermemi, onayını almamı istiyorsan biz birlikte çalışamayız. Konu resleşmeye kadar geldi yani. Senin de söylediğin gibi her şeyi baştan konuşalım ki sonra problem olmasın. İyi peki tamam yani özgürsün ama yani sadece Halit konusunda... Şartlı özgürlük özgürlük değildir. Aa. Sen amma çetin ceviz çıktın ya. Peki tamam, ne istiyorsan yap. Hem böyle bir günde tartışmayalım. Bugün benim için çok mutlu bir gün olacak. O zaman mutlu gününde tartışmayalım. Eğer anlaştıysak bir sorun yok. Anlaştık. Bugün uzun zamandır almayı planladığım bir evi iç mimar arkadaşımla gezmeye gideceğim. Tebrik ederim, senin adına sevindim. Bu halde başka bir şey yoksa ben çıkayım. Çıkabilirsin. Anlaştığımıza sevindim. Haluk Bey. İç mimar beni orada bekliyor olacak değil mi? Evet Şahika. Güzel. Ben gideceğim ama hemen döneceğim. Çünkü bugün Halit Bey'in banka hisseleri satışa çıkıyor. Akşama çifte kutlama var yani. Siz sakın buradan ayrılmayın ve bankadan haber bekleyin, olur mu? Tamam efendim. Ben bir yalı alıp geliyorum. Peyzajını tamamen değiştiririz zaten. Yeni çiçekler getirtiriz. Ay. Açıkçası bu girişi hiç beğenmiyorum. Yani tarihi dokuyu bozmayalım elbette ama yani bu haliyle çok demode, öyle değil mi? Evet. Altın varaklar, böyle eskimiş mobilyalar. Ben daha modern bir şey düşünüyorum açıkçası. Ne istediğinizi çok iyi anlıyorum. Güzel. Benim bu evde ne günlerim geçti bir bilseniz. Hatıralarım canlandı açıkçası. Aa. Yıldız. Şahik. Senin ne işin var burada? Ay, evime son bir kez bakayım dedim. Belki satın alırım. Senin o bebek püresinden kazandığın para buranın balkonunu almaya yeter ancak. O yüzden bir tanıdığımı aradım. Belki beraber alırız. Öyle mi? Kim? Ben. Halit. Şahika. Senin ne işin var burada? Bugün bankadan evimi geri aldım. Ne? Evimi hemen terk et.
Toplantı nasıl geçti? Güzeldi, güzel. Her şey planladığım gibi gitti. Şahika sorun yarattı mı? Onun yarattığı sorun bizim gibi profesyonel insanları etkilemez. Halit'in güvenini kazanmayı başardın yani. Yani. Halit var ya, tam bir kurt. Yani öyle kolay kolay birine güvenecek bir adam değil. Ama ben imajımı doğru çizdim. Yani hemen güvenmese de etkilendiği kesin. Halit seni yanına alır yani. Bence alacak. E hisse devri bugün. Halit'in kağıtlarının yükseldiğini bizden başka bilen kimse de yok. Halit Bey bu zor zamanlarında ona destek olan birini göz ardı etmez bence. Sen merak etme. İnşallah, inşallah. Şu işi de elimize yüzümüze bulaştırmadan halledelim de. Halledeceğiz ya, rahat ol. Merak etme. Öyle bir halledeceğiz ki hatta diğer yaptığımız işlerden daha kolay halledeceğiz. Sen bana güven, böyle tereyağından kıl çeker gibi. Vurgun yapıp buna da işlemiyor musun? Çok büyük herifsin bu. E ne diyeyim oğlum? Biz hırsızız. Holdingi boşaltmaya mı geldik diyeyim ha? Bizim de işimiz bu. Yani Halit Bey bana güvenip sağ kolu yaptığında holdingi yavaş yavaş boşaltırız. Haydi bakalım.